Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, günler akıp geçiyor. Vakit keskin kılıç gibi ömrümüzü kesiyor. Bizi ahirete, ecele, ölüme doğru yaklaştırıyor. Biraz insaf edelim. Biraz aklımızı başımıza devşirelim. Biraz ince düşünelim. Rabbimiz bizi tefekküre, tedebbüre, tezekküre davet ediyor. Kur'an-ı Kerim bunlarla doludur. Efela tefekkerun, efela tezekkerun, efela tedebberun. Niye ince düşünmüyorlar? Niye derin anlamıyorlar? Niye batıllardan, boş işlerden fikirlerini, akıllarını döndürüp hakka çevirmiyorlar? Niçin fuzuli eğlencelerle, haramlarla meşgul oluyorlar da kendilerine lazım olan inancı, ameli tahsil etmiyorlar? Ahiret azığını tedarik etmiyorlar. Bu dünya ahiretin ekin tarlasıdır. Burada ne ekersen ahirette onu biçeceksin. Ölüm var, kabir var, ahiret var, sonrası var. Çok mesuliyetli bir hayatımız var. Kısa bir ömrümüz var. Geldik gidiyoruz Allah'ımıza. Ne yüzle kavuşacağız? Bizi yediriyor, içiriyor, yaşatıyor, yaratıyor, öldürüyor, diriltiyor. Gözümüzün önünde bu kadar mevsimleri, değişiklikleri Rabbim vücuda getiriyor. Kudretini bütün cihan safhalarında daima İzhar ediyor, gösteriyor. Acziyetimizi devamlı bize bildiriyor. Kanser olsa engel olamıyoruz. Böbreğimiz bozulsa düzeltemiyoruz. Damarımız tıkansa açamıyoruz. Efendim, öl dediğimi ölüyoruz, doğ dediğimi doğuyoruz. Biz bizim elimizde değiliz. Biz Rabbimizin kudretindeyiz. Yönetimi altındayız, tasarrufu tahtındayız. Biz niye böyle yapıyoruz? Niye ince düşünmüyoruz? Sorumluluğumuz nedir? Ahirete gidiyoruz. Bakın bugün yine haberlere bakın. Kaç tane cenaze? 24 yaşında delikanlı mıdır? 8 yaşında çocuk mudur? Kaç yaşında adam mıdır? Trafik kazası mıdır? Efendim bıçaklanan mıdır? Öldüren, öldürülen neler neler neler. Yani nice ocaklar yıkılıyor. Nice canlar Rabbine kavuşuyor. Ama imanla mı kavuşuyor? İmansız mı kavuşuyor? Kimsenin imanla öleceğine bir garantisi yok. Ama temutune kema taishun. Yaşadığınız gibi öleceksiniz. Bu hadis-i şerife göre insan nasıl yaşadığına dikkat etmek durumundadır. Yaşantımız çok önemlidir. Bu bizim ölümümüzü etki edecek. Namazsız, abdestsiz yaşayan, Kur'ansız, zikirsiz yaşayan, Allahsız, kitapsız yaşayan kişinin Allah diyerek öldüğü ne zaman görülmüş? Ama zikirle, Kur'anla, ibadetle Allah'ın rızasını gözeterek yaşayanlardan da inkar üzere, isyan üzere ölen pek görülmemiş. Çok nadir bu tekallüf edebilir, tersi de çıkabilir. Bu bir imtihan gereğidir. Yine Rabbimizin ezeldeki ilminde o kişinin kalbinde bulunan kötü niyete mebni olarak son nefesinde kötülüğü tezahür edebilir. Ama ekseriyetle kaide bozulmaz. Yaşadığınız gibi öleceksiniz. Ve tüb'asûn kemâ temûtûn. Öldüğünüz gibi diriltileceksiniz. Ve tuhşarun kemâ tub'asûn. Diriltildiğiniz gibi mahşere çıkarılacaksınız. Onun için şimdi bakın, milleti haberdar edin. Başladı sohbet, ders başladı. Şu anda bundan önemli, kim ne anlatıyor? Allah'ın sıfatından, Celle Celaluhu bizi yaratanı bilmek, onun marifetinden daha önemli ne olabilir? Nimetleri içinde boğulmuş kalmışız. Daha onu tanımıyoruz. Onun için bak, üç sıfatı kaldı Rabbimizin daha tarif edeceğimiz. Kudret, kelam, tekvin, sübuti sıfatlardan. Şimdi onlara gireceğiz. Ölmeden bunları düzeltelim, tahsil edelim, gözden geçirelim. Yanlış itikatlara sahip olmayalım. Lütfen Allah rızası için. Para istemiyoruz, pul istemiyoruz. Birbirimize telefon edelim, mesaj çekelim. Herkesi bu derse yönlendirelim. Bak diğer bölümlerde soru cevap. Hepimizin başına gelen meseleler. Adam trafik kazasında çarpmış, adamı öldürmüş. Ben ne yapacağım diyor ahirette. Hata ile yaptım ama diyor. İsteyerek kasıtlı olmadı ama cezam nedir? İşte bu neler sorulmuş? Bunların hepsine cevap verilecek. Bunlar herkesi alakadar ediyor. Böyle hesapsız, kitapsız, sarı çizmeli Mehmet Ağa gibi yaşarsak yarın ahirette bu hesabı düzeltemeyiz. Altından kalkamayız. Kabirde biz rehin oluruz. Artık avukat, mahkeme bizi paklamaz. Temyiz, bilmem ne bizi tezkiye etmez. Kimseye sığınamayız. Kimseden bir rahmet, acıma dilenemeyiz. Herkes acınmaya muhtaç Allah'tan gayri. Onun için ne olur, ne olur ölmeden evvel, şu hayat boş değil. Şu büyük bir imtihana mebnidir. Böyle rastgele yaşanacak bir hayat değil. Allah rızası için
İyiliği emredelim, kötülükten nehyedelim. Birbirimizi davet edelim hayra ve iyilikte birbirine yardım edelim. Haberdar edelim. İnşallah. Zaten Lale Gül FM 88.4. Buradan sohbetlerin saatlerini, vakitlerini girin internete öğrenin. Her gün var. Tekrarları var. Mutlaka dinleyin. Cübbelamıca.tv, bu Flash TV de koyuluyor oraya. Çünkü insan kaçırabiliyor. Oradan mutlaka takip edin neler anlatılmış. İnşallah ölünceye kadar sohbetleri dinlemeyi, dinletmeyi ihmal etmeyelim. Ta ki Rabbimiz hakkında, dinimiz hakkında ilim ve marifet sahibi olalım. Şimdi Allah'ımızın kudret sıfatı. Ne demek? Her şeye gücü yetmesi demek. Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Vallahu alâ külli şeyin kadir. Allah ki her şeye hakkıyla gücü yetendir. Şimdi burada mümkün olan her şeyi yaratır, her şeye gücü yeter, dilediğini yaratır. Her şeye gücü yetmek demek her şeyi yaratmak anlamına gelmez. Daha yaratmadığı nice mahlukat vardır. İcat etmediği ve var olması muhtemel olabileceğini düşünebileceğimiz nice yaratık sınıfı türü olabilir. Ama onlar şu anda varlık sahasına çıkmış değillerdir. Ama Rabbimizde ne vardır? Onların hepsini yaratma gücü vardır. Ama bu kudretin gücün olması da gücü yettiği her şeyi de yaratmış anlamına gelmez. Ama her şeye gücü yeter meselesi iyi anlamak lazım. Ama mümkün olan her şey. Niye mümkün olan her şey diyorsun Hoca Efendi? Çünkü neden? Adam kalkıp derse ki deli deli konuşursa da Allah kendisinin de kaldıramayacağı bir kaya yaratabilir mi? Al işte odun gibi bir konuşma. Allah'ın yaratamayacağı, kaldıramayacağı bir kaya yok ki. Şimdi sen ne yapıyorsun? Muhal bir şeye kudretin taallukunu istiyorsun. Muhale kudret taalluk etmez. İşte Allah ortağını yaratabilir mi? Ya nasıl yaratacak ortağını? Neden? Zaten o yarattığı zaman onun gibi olmuyor ki. O yarattığı için o sonradan olmuş oluyor. Sonradan olan nasıl onun ortağı olacak yani? Bu şimdi muhal bir meseledir. Sen kalkıp böyle muhal şeyler konuşmamalısın. Ama mümkün olan her şeyi yarat. Ne demek mümkün olan her şey? Mesela bense misal veriyorum. Ölüyü diriltebilir mi? Diriltecek işte mahşer. Onu biz görmedik daha. Tamam. Şimdi bir ölüyü diriltebilir mi? Diriltebilir. Peygamberlerin mucizelerinde bu var mıdır? Vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cabir Hazretleri'nin oğullarını diritti. Allah diritti. Resulullah Efendimiz dua etti. Mucize olarak Allah diritti. İsa aleyhisselamın ve uhyil mevta bi iznillah. Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Sözü Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Yani bir İsa aleyhisselama bile bu mucize verilmiş. Ama dirilten ancak Allah'tır. Mesela en olmaz düşüneceğin şey ölüye hayat verir. Hastayı iyileştirir. En ağır kanser. Bu daha düzelmez. Ya sen Allah onu düzeltebilir. Nice örnekleri de görülmektedir. Doktor 4 ay yaşamaz diyor. 2 ay sonra doktor gidiyor. Adam 10 senedir yaşıyor. Dolayısıyla ölüyü diriltebilen Allah. Hastayı mı iyi edemez? Sakın ümit kesmeyelim. En ağır hasta olursun. Allah her şeye kadirin sırrını iyi düşünürsek bize çok kuvvet olur. Bize çok teşvik olur. Hasta ümidi kesmez. Fakir ümidi kesmez, borçlu ümidi kesmez, kimse intihar etmez, kimse kalkıp kendini efendim dağdan aşağı yuvarlamaz. Niye? Allah her şeye kadir. Borcumu da ödeyebilir, efendim, ödettirebilir, bana iş bulur, bana eş bulur, efendim en olmaz düşündüğüm şeyleri oldurur. Ama namazlara devam etmek lazım. İnsan namazını kılması lazım, farzları yapması lazım, Rabbine dua etmesi lazım, yalvarması lazım. Men yücibül muzdarra izâ dâ. Kendisine dua ettiği vakit zorda kalanın davetine, duasına icabet eden Allah ve ekşifüsü, bütün sıkıntıları, belaları adamın üstünden bir anda açabilen Allah, hiç onun ortağı var mıdır buyuruyor Allah. Olur mu? Allah ile birlikte bir ilah. Çünkü kim kadirdir bu işlere? Her şeye kadir. Ağaçları konuşturabilir mi? Konuşturur. Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Musa Aleyhisselam'a gelen nida nereden geldi Tur Dağı'nda? Allah Teala onu nereden nida etti? Mineşşecerati. Ağaçtan diyor Kur'an. Yani ya Musa, ey Musa diye ağaçtan ses geliyor. Rabbim buyuruyor, ağaçtan duyuruyor. Ağacı dile getiriyor. Efendim taşı konuşturur mu? Konuşturur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari hadisinde ne buyuruyor? İnni le'arifu haccaran bi Mekke'te yüsellimu aleyhi kavlenu u'ase. Selamu aleyke ya Resulallah. Ben Mekke döneminde daha peygamber olmadan 40 yaşımdan önce gezdiğim yerlerde bir taş biliyorum özellikle. Bir rivayet Hacer Esvet'tir, bir rivayet Mekke sokaklarında başka bir taş. O taş bana daha ben peygamber değilken selam olsun sana ya Resulallah diye selam verirdi diyor. Bukhari hadisinde taşı konuşturuyor.
Mevlid kıssası ve Resulullah Efendimiz'in mucize özet hayatı. 700 küsur sayfa, 780 sayfa da Firistleri bölüm başlıklarını saymayalım. 700 sayfa kitap çıktı. Arifan yayınlarından, tarafımızdan Allah nasip etti, muvaffak etti. Bir okuyun da bakın. Ruhlar aleminden, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bidaatinden, ilk yaratılan nur onun nuru olduğundan, geçmiş kitaplarda, Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da onun nasıl sıfatları, bahisleri geçtiğinden, hatta biz ümmetinin tarifleri geçtiğinden ne kadar bölümler, ne hadisler, ne rivayetler. Bunları okuyun. Sizin şerefiniz, bizim peygamberimiz, bizim şerefimiz. Niye öğrenmeyelim? Bütün bu mucizeleri de bir kısım yazıyor orada. Mübarek mührü şerifi, çizimi de yapılmış. Mübarek sırttaki mührü şerif. Sağında teveccüh haysü şiite, solunda feinneke mensur, ortasında Allahu vehdehu. Mübarek tüylerinden, tüylerinin dizilmesinden bu hatlar açıkça görülüyor. Bir elma büyüklüğünde, mübarek sırtında, nübüvvet mührü. Bunlar hep anlatılıyor. 662. sayfada olacak. 662'nde sayfada orada alimler beyan ediyorlar. Sabah baksa mührü şerifi akşama kadar korunur. Akşam baksa salavat getirerek sabaha kadar korunur. Ayın başında baksa bir ay Allah'ın hıfzına, güvencesine, sigortasına girer. Kainatın efendisini göremedik ama mührü şerifinin suretine bakabiliriz. İtikat edebiliriz. Salavat-ı şerife getirebiliriz. Mevlid ayındayız. Doğduğu aydayız. Rebül evveldeyiz. Kıymet bilelim. Onu tanımaya çalışalım. Bütün bu ilimler ondan geldi bize. Ne Allah bilirdik ne kitap bilirdik. Hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Yaradanı bilmez. İnsanlık ne rezalet, ne boşluk içerisindeydi. Bak onun gelmesiyle bütün dünya neler kazandı. Onun için çok kıymetini bilmeliyiz. Hakkını takdir etmeliyiz ve teslim etmeliyiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu vesileyle çok sohbetler yapıyoruz. Perşembe akşamları saat 8'den sonra Ahmet Yesevi Derneği'nde erkekler katılabiliyor. Ne ilimler oluyor? 2 saat, 3 saat konuşmalar oluyor. Ben burada 20 dakikada nasıl bu dini anlatabilirim? Takip etmek lazım, meraklı olmak lazım, dertli olmak lazım. Maç kaç kaç, şu kime ne attı? Bu işleri bırakmak lazım. Bunlar bizim hayatımızı, efendim ne yapmaması lazım? Bloke etmemesi lazım. Biz cuma gecesi mi, pazartesi gecesi mi, hangi gece, akşam mı geçti, yatsı mı geçti, sabah mı, güneş mi doğdu? Biz mesulüz, biz kuluz. Abdestli, namazlı, huzur üzere Allah diyerek geçirmemiz lazım kardeşim. Rabbimiz kadir, her şeye gücü yeter, bizi de adam etmeye kadir. İnşallah düzeleceğiz. İnşallah düzeleceğiz. İslah olacağız inşallah. Ama dinlemeden olmaz, anlamadan olmaz. Taşı konuşturur, taşı yürütür. Musa aleyhisselam elbiselerini koydu taşın üstüne. Ne oldu taş? Kaçırdı eşyalarını. Bu da Bukhari hadisinde geçer. Kur'an-ı Kerim'den sonra en sahih kaynak Bukhari, sonra Müslim-i Şerif'tir. Bukhari'de geçer. Sevbi Hacer, Sevbi Hacer. Elbisemi ver, taş diye düştü peşine. Taş gidiyor o peşine. Ondan sonra bir tokat attı. 7 tane tokatın izini diyor Ebu Hureyre. Kaç bin sene evvel Musa aleyhisselam yaşamış. O taşı gördüm diyor. 7 tokat izi de diyor. Aşk etmiş taşa diyor. Musa aleyhisselam çok celalliydi, gazaplıydı. Taşta eseri çıkmıştı, izini gördüm diyor. İşte çıplak yıkanmadığı için Musa aleyhisselam, İsrailoğulları, bunun avret yerinde bir ayıp var herhalde. Herkes gösteriyor birbirine, bu gösteremiyor falan. Allah'ın peygamberi de çıplak durur mu, avretini gösterir mi? Sonra işte bir kere tam suya girdi kimsenin olmadığı yerde. Taş kaçtı, elbiselerini kaçırdı. Ta İsrailoğlu'nun ortasına kadar kovalamak durumunda kaldı. Bu sefer Musa aleyhisselam'ın avreti böylece görmüş oldu. Ya avretinde bir şey yokmuş diye şey ettiler, pişman oldular, özür dilediler ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin avretini kimse görmemiştir. Onun için sünnetli olarak doğmuştur. Ve avretini gören mutlaka kör olurdu diye, kör olacak diye Resulullah'ın hasaisinden, özelliklerindendir sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer peygamberlerde bu yok. Mesela Musa aleyhisselam'ın avreti bu sebeple Mevla böyle murad etti, gösteriyor. Orada da ne yapıyor? Taşı yürütüyor. Bu hadis Buhari'dedir. Ben mi uydurdum yani? Dolayısıyla hadisleri güzel anlamak lazım. Daha şimdi haberlerde kalkmış diyor ki efendim alimlerden nakledilen hadisler. Ya alimlerden nakledilen hadisler deyince bu alimlerin sözleri değil. Bu Resulullah'ın buyurdukları sallallahu aleyhi ve sellem. Alimler ravi niteliğindedir. Nakledici, taşıyıcı. Yoksa sözler kimin? Kainat efendisinin. Ve mantıku an leva. Kafadan konuşmaz buyurulan. İnhüve illa vahiyun yuha. Din hususunda konuştukları, helaldir dedi, haramdır dedi, haber verdiği, kıssa anlattı, şöyle oldu, böyle oldu diye naklettikleri hep vahiydir. Ama tabii ki bana su getir dedi adama, onda vahiy olma lüzum yok su getir deyince. Ama şu helaldir, şu haramdır dediğimi nasıl kafadan söyleyecek? Allah adına iftira yapabilir mi Muhammed Mustafa? Haşa ve kella sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için
Çok güzel anlayışlı olmak lazım. İyi dinleyip anlamak lazım. Rabbimin gücünü güzel beyan etmek lazım. Onun güç yetiremediği hiçbir şey yoktur. O dilerse bu gök gibi, başımızdaki sema gibi, altımızdaki arz, toprak gibi binlerce daha yaratabilir mi şimdi dilese? Yaratabilir. Ol dedim olur mu? Olur. Öl dedim ölür mü? Ölür. Ol dediği bir kere var olduğu cihan, olma derse mahvolur oldum hemen. Değil mi? Mevlid'de neler yazıyor? Rabbimin yaratmasıyla. Hiçbir şey yokken o var etti bunları. Dolayısıyla efendim, bir güneş daha yaratamaz mı? Bir ay daha yaratamaz mı? O kadar gezegenlere ilave yapamaz mı? Her an neler yaratıyor? Bizim görmediğimiz ne alemler var? 18 bin alem var. Ne biliyoruz? Ne haberimiz var? Kendimizden haberimiz yok. Bağırsağımızdan haberimiz yok. Beynimizde damar tıkanmış haberimiz yok. Adam kanser olmuş bilmem. Check-up'tan yeni çıkmış. Ondan sonra tespit bile edememişler. Her tarafı sarmış. Aa geçti. Ya ne geçti, ben daha yeni check-up oldum. Hani bir şey yoktu? Sen kendini bilmiyorsun ki. Efendim aletlerle, cihazlarla. Nereye ulaşacaksın? Allah gizlediğini gizler. İstediğimi açığa vurur. Rabbim dilese dağları altına çevirebilir mi? Dağlar hep altın. Gümüşe çevirebilir mi? Çevirir. Ki müşrikler dediler ya Resulallah, dağları Safa Dağı ile Merve Tepesi. Bu Safa Tepesi'ne altın yapsan som altın bizi dedi. İnadına inkar için dediler. Efendimiz de oturdu duaya, istiyor. İstediği anda yapacak Allah. Cebrail Aleyhisselam geldi dedi ki sen istiyorsun ama şimdi Allah bunu yapmaktan aciz değil ama bu sefer bunlar inkar ederse köklerini kazıyan azap gelir. Öbür ümmetler gibi nesilleri de kalmaz. Hemen duadan vazgeçti dedi. Rabbim Kadir bunu yapar ama ben bunu istemeyeyim. Niye? Ben yine bunları zaman zaman davet edeyim dine. İnananlar olur. Olmasa da çocuklarından inananlar olur. Hiç olmasa kökleri kazınmasın, nesilleri kesilmesin. Bil müminine raufur rahim. İşte inananları çok esirger, çok acır. Ayetinde geçer ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in iki sıfatı. İşte daha müşrik adamların gelecek çocukları Ebu Cehil'den İkrime radıyallahu anh doğduğu gibi, Velid ibn-i Mughire gavrundan, Halid ibn-i Velid gibi Allah'ın kılıcı geldiği gibi birçok kafirden Müslüman doğmuştur. O gelecek nesillere bile esirgeme ve acımasından dolayı işte Safa Tepesi altın yapılması duasından vazgeçmiştir. Yoksa Allah ona kadir. İmam Busiri Kaside-i Bürde'de dediği gibi وَرَاوَدَتُ الْجِبَالُ شُمُّ عَنْ ذَهَبٍ مِنْ ذَهَبٍ عَنْ نَفْسِهِ فَرَاهَا اَيَّمَا شَمَّمِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dağlar kendilerini harc edip biz altın olalım, senin peşinde gezelim, nerede istersen harca boz, bu fakirliği çekme dedikleri halde ben tevazulu kul olayım, bir gün de ecu'u yevmen ve eşba'u yevmen, bir gün aç kalayım, bir gün doyayım, çok yemek de istemiyorum, yataklar yorganla istemiyorum, bir derin üzerinde yatayım, kırılayım. Tevazuyu seçmiştir. Yoksa dağların altın olması, Allah'ın altın yapıp peşinde akıtması hiçbir şey değil. وَشَدَّ مِنْ سَغَبٍ اَحْشَاءَوْ وَطَوَى تَحْتَ الْحِجَارَةِ كَشْحَمْ مُتْرَفَ الْاَدَمِ Kendisi Hendek Muharebesi'nde şurada burada karnının açlığını hissetmemek için karnına taş bağlıyor. Öte yandan dağlar taşlar altın olalım diye talep ediyor. O da taş bağlıyor karnına da açlığı duymayayım diye. Çünkü o Allah'a kulluğu tercih etmiştir. Krallığı istememiştir. Bazı peygamberlerde Süleyman ve Davud Aleyhisselam gibi hem mülk hem nübüvvet, saltanatla peygamberlik birleşmiştir. Ama kainat efendisi nübüvvetle ubudiyet, yani peygamberlik bir de kulluk, kölelik, Rab Mevla'ya hizmetçilik ve boyun eğmek makamını tercih etmiştir. El fakru fakri, fakirlik benim iftihar vesilemdir. Ben onunla iftihar ederim buyurmuştur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yoksa dağları altın yapmak Allah'a nedir? Nehirleri tersine akıtabilir, böyle akıyor. Ne olacak? Allah tersine de çevirebilir. Bunda ne var? Mevla Teala için ne zorluk var? Efendim, su akıyor. Akan suyu durdurabilir mi? Durdurur. Dondurabilir mi? Dondurur. Altına gümüşe çevirebilir mi? Çevirebilir. Bakın, Musa Aleyhisselam Kızıldeniz'in dibine geldiği zaman ümmetiyle hepsi yaya, perişan. İsrailoğulları hep köle cariye o zaman Firavun'un elinde. Firavun da ordusuyla o zamanki en büyük ordu yani. Peşine geldiği zaman ne oldu? İsrailoğulları hemen mızıkçılık yapmaya başladılar. Peygamberim dedim bizi peşine düşürdün. Firavun'a da isyan ettirdin. Şimdi geldi önümüzde deniz, arkamızda Firavun. Denize girsek boğulacağız. Firavun bize yetişse kesecek bizi. Mahvettin bizi ey Musa dedi. Hiç ya, peygamberlerine böyle diyorlar ya. O da ne dedi? Kella inne ma'ya rabbi seyehdin. Asla Firavun bize yetişemez. Rabbimin yardımı benimle beraberdir. Şimdi o bana bir yol gösterir. Der demez Rabbim fevhayna ileyni idrib bi asakel bahr. Hemen değneğini denize vur Allah buyurdu. Denize bir vurdu,
فَنْفَلَقَ فَكَانِ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ 12 yol oldu. İsrailoğulları 12 kabiledir. Yakup Aleyhisselam'ın 12 oğullarından gelir. 12 yol oldu denizin dibinde, kupkuru yoldan karşıya geçirdi Rabbim. İşte böylece ne oldu? Rabbimin bir kudreti zuhur etti. Suyu dondurdu mu? Dondurdu. Her fırka diyor, su diyor, büyük dağ gibi diyor. Muhammed Esed diye bir adam var. Evvelki Yahudilerden sonra Müslüman olmuş. Bir meal yazmış. O mealde kalkmış diyor ki, Medcezir olayına denk geldi. Senin kafanın anlayışsızlığına denk geldi. Medcezir olayına denk gelmek böyle mi olur? 12 yol açılıp göz önünde dağ gibi sular donuk vaziyette durduğu, Kur'an'da söylüyor her parçası dağ gibi oldu diyor. Medcezir'le ne alakası var bunun? Mucizeleri inkar. Hem de Kur'an meali yazmış. Şimdi bunlardan etkilenenler var. İşte Mustafa İslamoğlu mealinde bundan etkilenir. Öbürleri mucizeleri inkar meselesinde gerekçeli meal yazmış. Bakın o meallerde hep Esed'den görüşler var, nakiller var. Hep konular ne? Mucizeleri inkar. Uzeyr Aleyhisselam'ı 100 sene ölü bıraktı. Allah diritti. Bekara suresi. Fehmâtellâh mi'te'am sümme ba'se. Sonra diritti. Ama bunlar ne diyor efendim? Yok efendim işte o bir tasvirdir, temsildir. Allah tiyatro mu çeviriyor? Hiç ölüyü dirittim der mi Allah? Efendim misal olarak konuşulan bir şey hakikat olarak Kur'an'da yazılır mı? Allah bizi mi kandırıyor aşağı? Her şeye kadir Allah. Sakın mucizeler inkar edilmesin. Rabbim her şeyi yapar. Dilediği kulunu doğudan batıya, yeryüzünden yedinci kat semaya çıkarır, geriye döndürebilir. Miraç gecesi yapmadı mı Muhammed Mustafa'ya? Rabbimin kudreti ezelidir ve ebedidir. Başı yoktur, sonu yoktur. Sonradan olma değildir, geçici değildir. Onun kudreti bizim böyle fani güçlerimize, efendim aciz işlerimize benzemez. Rabbimizi kudretle tanıyalım, kendimizi acziyetle tanıyalım ki Allah'ı bilenlerden olalım inşallah. Bir dahaki bölümde sorular ve cevaplar başlayacak inşallah. Oradan bir şeyler değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz başlıyor veya devam ediyor. Çünkü ilk bölümde hocayı dinlediniz. Şimdi hem gündeme ilişkin konuşacağız ve tabii sizden gelen soruları da cevaplamaya çalışacağız. O konuda bir hayli geriden gittiğimizin farkındayız. Ancak öylesine yoğun konu ve önemli konu başlıkları var ki zamanın da çok hızlı gittiğini dikkate alırsanız maalesef sizden gelen soruların geliş hızıyla cevap hızı bir türlü birbiriyle örtüşemedi şimdiye kadar. Efendim Konya Selçuk Üniversitesi'nde İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Orhan Çeker'in bir açıklaması iki gündür tartışılıyor aslında, üç gün demek daha doğru galiba. Aslında YÖK Başkanı'nın ve Selçuk Üniversitesi Rektörü'nün alelacele apar topar panik halinde yaptığı açıklamalar YÖK sisteminin ve akademik özgürlüğün doğrusu tartışılmasını gerektirecek bir duruma işaret etti. Ancak sistemin dışında eleştirdiğiniz bir dönemle sistemin içine dahil olup sistemin kurumları üzerinde söz sahibi olduğunuzda yaklaşım farklılıklarının nasıl birbiriyle çelişkili olduğunu ortaya koyması açısından son günlerde yaşadığımız tartışmaların da bir anlamı olduğunu düşünebiliriz. Aslında bu konu tartışılırken Profesör Orhan Çeker'in sözleri tartışılırken Penguen dergisinde yer alan bir karikatür nedense çok fazla tartışılmadı. O karikatürde de yine bir cami karikatürü çizilmiş, içeride namaz kılan cemaat vardı ve kıble istikametinde mihrabın hemen yanı başında haşa Allah yoktur, din yalandır sözleri yer aldı. Ama bu karikatür doğrusu tuhaf bir biçimde tepki görmedi. Çok cılız sesler çıktı ama Orhan Çeker'in sözleri nedense kıyamet kopardı. Biz de o kopan kıyamet, tabii ki sözlerin içeriği hak verip vermemek, katılıp katılmamak işin bir tarafı. Ama öbür tarafı bir üniversite hocasının akademik özgürlük çerçevesinde söylemiş olduğu sözleri ve o sözleri söyleme hakkı üzerinde durulmadı. Son yıllarda giderek azaldığını gördüğümüz ama medyanın alışkanlığından vazgeçmediğinin de farkında olduğumuz bir husus var. Medya linci, evet hocaya nedense bir medya linci uygulandı. Kim bilir, belki de Hall Andre'nin bir sözü var, hani bir iletişim kuramcısı diyor ki gün gelecek herkes 15 dakikalığında meşhur olacak, galiba sırada
Konya Selçuk Üniversitesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Profesör Orhan Çeker'in olduğu anlaşılıyor. O konu tartışılıyor. İsterseniz oradan başlayalım hocam. Tabii bir haksızlık daha yapıldı hocaya. Sözleri çarpıtıldı. Açıklıkla ve netlikle hoca diyor ki ben tecavüz demedim. Taciz dedim. Tabii ki biz de tecavüz duymadık yani. Taciz duyduk. Evet, yani hocanın sesleri, ses kayıtları falan da onu gösteriyor. Ama tabii dekolte giyene taciz edilir mi? Herhalde diye maksadını aşan bir şey oldu. Hocanın ifadesi yanlış anlaşılmaya müsait oldu. Yoksa onu da kastettiğini tahmin etmiyorum. O konuda bir haberimiz var. O haberi önce peş peşe iki haberimiz var aslında. O ikisini de izleyelim değerli izleyiciler. Önce birincisiyle başlayalım. Ama sesin stüdyoda verilmesini sağlarsak. Diğer İşleri Başkanı'nın da çünkü konuya ilişkin açıklaması var. Yeni bir gelişme de oldu. Bütün bu tartışmaların sonrasında Profesör Orhan Çeker Konya'da yerel bir kanalda televizyon ekranlarına çıktı ve yeni açıklamalar yaptı. O ikisini peş peşe sizlere verelim istiyoruz. Sonra konuşalım ve Şüpheli Ahmet Hoca'nın konuya ilişkin görüşlerini paylaşalım. Kadın vakur davrandığı halde tacize uğradıysa %100 suçlu olan erkektir dedim. Fakat kadın tahrik edici davranmışla erkekle taciz ettiyse bu suç aralarında ortaktır. Bu sözlerle dekolte giyenlerin taciz edilmesini bir anlamda meşrulaştıran bir açıklamaya imza atan Profesör Doktor Orhan Çeker'e bugün Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'den tepki geldi. Bunlar hiçbir zaman ne tacize ne de tecavüze mazeret ve gerekçe olarak gösterilemez. AKP elini bedenimden çek! Galatasaray Meydanı'nda yumurta ve şemsiyeleriyle eylem yapan bu kadınların hedefindeki isim de yine aynı, Profesör Orhan Çeker. Eğer bu zihniyeti taşıyan herhangi başka bir hoca, profesör çıkıp yine aynı açıklamayı yapsın, onlar için de yine şemsiyelerimiz, yumurtalarımız hala hazırda. Profesörün tepki çeken açıklaması vatandaşlar arasında da tartışmaya açıldı. %50 kadın, %50 erkekte suçluyor. Asla doğru değil. Katılmıyorum. Ben katılmıyorum hocaya. Katılmıyorsan ahirette katılır. Siz katılıyor musunuz hocam? Katılıyoruz. Koyun ayağından, geç ayağından asıldık. Ha. Ankara'nın Ulus Meydanı'nda mikrofon uzattığımız vatandaşlar arasında farklı görüşte olanlar da vardı. Dekoltede giyer, transparanda giyer. Kimse kimseye karışamaz bu memlekete. Layık Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorsayız kimse kimseye art niyetle bakmaz, bakamazlar. Layık Türkiye Cumhuriyeti'nin burası. Evet. Benim anamın, benim bacımın başörtüsüne niye Kılıçdaroğlu karışıyor o zaman? Niye karışıyor? CHP. Her kimin giyme usulü vardı dinimize göre. O zaman senin erkek olur mu? Niye kalbi bozuk oluyor? Herkes güzel giyinecek askerim. Kişiliğin yok o zaman. Niye? Senin kişiliğin yok. Niye kişiliğim yok benim? Sen niye bakıyorsun kadına? Niye, kime bakıyorum ben? Nasıl bakarsın sen ya? Erkekte kabahat yoktur hemşerim. He. Hiçbir zaman erkekte kabahat yoktur. Erkek namusu. İnsan da karışsa, biraz insanın karşısına insana ait. Senin kalbin bozuksa, kalbin fesatsa. Benim kalbim değil. Benim için değil bu. Herkes için, toplum için geçerli. Ya bırakacağım bu işleri kardeşim. Toplum için geçerlidir. Herkes istediği gibi giyinir, istediği gibi gezer. Evet, buna bir özgür ülke. Ama okullara, devlet derecesine geldi, istediğin gibi giyinmiyoruz. Nasıl istiyorsun? İçeride Allah yok, dışarıda mı Allah geziyor? Allah her yerde var. Binanın içinde var mı Allah? Sizin kafanız bu işte. Binanın içinde Allah yok. Allah her yerde var Allah. Allah insanın şurasında. Ha, neresinde? Kur'an'da varsa. Allah senin kalbindedir, tamam mı? Değerli refah insanın kalbindedir. Senin Kur'an'da bir şey yoksa sende zaten Allah yok. Kimileri hocanın görevden alınmasını önerirken kimileri de açıklamalarına destek verdi. Ben hocanın dediğine katılıyorum. %100'e katılıyorum. Doğru değil hocanın dediği. Karışanlar hoca gibi oturuyor karışırlar. Herkes özgürdür. Burası değil mi? Türkiye burası. Herkes özgürdür. İster istediği gibi gezebilir. Senin iyisinden sen niye bakıyorsun? Ben kimseye bakmıyorum ama. Senin iyisinden durunca Türkiye'nin iyisinden sen niye bakıyorsun? Ya? Kim bakar ki? Bakanlar şey öyle. Sevaptır kaçtan gelirken. Bir dakika. Arkasından dönüp bakarsan günah. Bak arkasından dönüp bakarsan. Hayır. Kaçtan gelirken gözlerimi mi kapayım? 15 yaşında kızımıza, oğlumuza tecavüz ediyorlar, öldürüyor. 4 gün yatıyor çıkıyor. Hükümet niye ona muhabbet abisi vermiyor? %50 değilse de %10 ortaklık. Ortaklık %10'da tetikler. Tetikler yani. Bu, çünkü niye tetikler? Yani. Müslüman bir ülkede yaşıyor. Yani şu arada böyle bir dekolte olduğu zaman millet dikkat edecek. Doğru diye. Bu doğal. Bu
tecavüzü, tacizi mi gerektirir? Yok, yok. O tecavüzü şöyledir. Kendini bilmeyen lüzumsuz insanların yapmış. Tepki çeken açıklamalarına karşılık sözlerimin arkasındayım, tebrik telefonları alıyorum diyen Çeker için yükün ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı da inceleme başlattı. Değerli izleyiciler, tartışmalar hala devam edip gidiyor. İşte o tartışmalar devam ederken medyada konuyu sıcak tutmaya devam ediyor. Hocanın web sitesi belki de meraklılarının, ilgililerinin, hocayı tanıyanların veya soru soranların ilgisi dışındayken birdenbire medyanın ilgisine dahil oldu. Ve işte bugünkü mesela Habertürk gazetesinde, televizyonlarda hocanın web sitesinde sorulara verdiği yanıtlar var. O yanıtlar üzerinden yine hocaya dönük eleştiriler var. Ancak hoca da sözlerinin arkasında durmaya devam ediyor. Konya'da yerel bir televizyona çıktı bu konu ve başka soruları vardı. Ve bakın bu kez Profesör Orhan Çeker neler söyledi. Konya'da da kadınlar sokaktaydı bugün. Malum dekolte demeciyle ilgili Selçuk Üniversitesi İlahiyat Profesörü Orhan Çeker manidar bir protestonun hedefiydi. Taciz ve tecavüz olaylarına dekolteli bir yaklaşım insani bir yaklaşım değil ve bu yaklaşım çok büyük bir vebal. Taciz ve tecavüzlerden kurtulmak için çocuk, yaşlı ya da tesettürlü olmak yetmiyor. Bu konuda hocamızın hani sözlerimin arkasındayım değil de sözlerinden pişman olması ve özür dilemesini bekliyoruz. Ama Orhan Çeker sözlerini geri almadığı gibi canlı yayında yeni bir açıklamaya daha imza attı. Yine kıyamet çıkarması muhtemel bir ifade icat etti. Tecavüze davet tanımı yaptı. Kadın vakur bir şekilde davrandığı halde erkekten geldiyse bu sarkıntılık ya da taciz olayı %100 erkek suçludur. Dekolte giyimiyle, davetiyle bir de tahrik edici. Yani sadece dekolteledi. Bu üçünü, evet. Bu üçünü birden söyledim. Bu şekilde davet ettiyse, tahrik ettiyse aynı suça o da ortak olur dedim. YÖK'ün JET soruşturma başlattığı profesöre ise AK Parti milletvekili İnce Kara destek verdi. AKP İstanbul vekili İnce Kara profesörün sözlerine katılmadığını söyledi ama diyerek devam etti. Yani bana gelince fikir özgürlüğü, hoca konuşunca hep birlikte saldırın hocaya. Bir kere hocanın adına kalkıp da başkalarının özür dileme beyanları hiç tasvip ettiğim bir şey değil. Akademik kimlik biraz aykırı kimlik. Evet. Tartışmalar daha devam edip gidecek gibi gözüküyor. Aslında hoca az önce ikinci VTR'de izledik. Orada sözlerine açıklık getirdi. Ne söylediğini bir kez daha tekrar etti. Havanda su mu dövüyoruz yoksa gerçekten hocanın açıklamaları tartışılmaya değer mi? Yani millete bırakırsan işi işte sokağın meydanında halk kendi kendine çözüyor yani. Milletimizin de bizim de şöyle bir özelliğimiz var. Bilgi çözmüş. Sahibi olmadan fikir sahibi olmak gibi bir durumumuz var ama ne diyorsunuz vatandaşın? Vatandaş bayağı çözmüş yani. Görüşler olarak işte yarısı o tarafı tutar, yarısı o tarafı tutar. Hemen işi partiye martiye çevirirler. Ondan sonra ne alakasız konular yani. Ne alakası var bunun siyasetle, partiyle mesela? Evet. Hemen evet. İşte hemen oraya çevirip hemen birbirine atışma malzemesi bulmak. Ondan sonra ne dediğini düşünmemek. Ben buna niye muhalifim onu bile bir tartmadan, ölçmeden, biçmeden. Laf olsun, torba da olsun. İşte konuşur bizim millet. Burada şimdi hocanın konuşmalarında da şunu anlayamadım. Yani hoca hep suçtan bahsediyor. Biz suçtan bahsetmemeliyiz. Biz günahtan bahsetmeliyiz. Bize ne suçtan? Biz Adalet Bakanlığı değiliz ki, kanunu mu yapıyoruz? Yani şimdi burada suçludur, suçsuzdur. Ne manası var bunun? O %10 suçlu, bu %20 suçlu, böyle oranlar tespiti. Bunun İslam'da bir yeri yok ki. Yani hangi ayette, hadiste şöyle olursa %10 suçlu, %50 bu taraf suçlu. Böyle bir şey yok ki İslam'da. İslam'da fiiller var. Fiillerin günah olup olmadığı var. Biz bizi alakadar eden konuya gelin. Şimdi, erkek, efendim, kadın açık giyindiyse, erkek de onu taciz etmiş eder. Bu da kadın da bunu tahrik etmiş olur. İslam'da böyle bunun bir yeri yok ki. Neden? Şimdi İslamiyet erkeklere diyor ki Nur suresi. Estağfirullah. Kullil müminin. İnanan erkeklere söyle ki yaguddu min absarihim. Gözlerini yumsunlar. Namahremden, yabancı kadınlara bakmaktan gözlerini yumsunlar. Ve ahfazu furucahum.
namuslarını korusunlar. Yani namusun korunması için bir öncesinde mukaddim olarak gözlerin yumulması zikrediliyor. Demek ki erkeğe bir emir teveccüh etmiştir. Bir emir yönelmiştir. Sen kaldırım mühendisi gibi, bilmem müfettiş gibi ne bakıyorsun sağa sola? Kim açık, kim çıplak, ondan sonra kim güzel, kim çirkin, kim genç, kim yaşlı, sana ne? Senin bu şekil bakman haram. Ama adamın dediği gibi, önden gözümü mü kapatayım dedi, arkadan evet, bakarsan yani dedi. Şimdi o bir hadise getirdiği işi. El ula leke ve saniyetü aleke diyor. Birincisi başa baş gelir lehine, ikincisi aleyhine. Yani ne demek? E tabii ki gözümüzü yumarak gezecek halimiz yok. İlk nazarda göze çarpabilir. Direğe çarpmamak için insan bakar. Ama köşeyi dönmeden bir daha bakayım dediğin anda ikinci bakış en nazarsa hem min siham iblis. Bakış şeytanın zehirli oklarından bir oktur. Kalbe saplanır. Kalpte onu şeytan hortumunu sokup evirir de çevirir. Ne düşüncelere adamı sevk edebilir. Bakma diyor sana İslami. Kadın açık giymiş. O onun günahı. Açık giymek günah. Ve la yubdine zinetehunne. Kur'an diyor ki Nur suresi zinetlerini göstermesinler. Zinet mahallerini. İlla ma zahara minha. Kendiliğinden beliren, zaruri görünen yüz eller. Elleriyle iş yapacak. Efendim yüzü, gözü mözü İslam'da peçe şartı yok. Çünkü kadın görmesi lazım ortalığı. Şimdi de emniyet bakımından da yani erkek misin, kadın mısın, eylemci misin, necisin belli değil. Yani yüzü görmek istiyorlar. Emniyet de bunu böyle istiyor. Dolayısıyla efendim kanunlar da bu şekilde. Çünkü peçe yasak biliyorum. Çarşaf yasak değil. Peçe yasak. Çünkü bazı meseleler de oluyor. Peçe altına gizlenip olaylar çıkaranlar, provokatörlük yapanlar falan. Şimdi ziynet mahallerini göstermesinler diyor. Demek ki Allah-u Teala'nın onlara bir emri var. Bu emri yerine getirmeyen, namaz kıl diyor, namaz da kılmayan insan var. Bu bir günahtır. Allah dilerse affeder, dilerse azap eder. Tevbe kapısı açıktır. Tevbe etme imkanı var. Tevbesiz ölse bile, kadın hep açık gezdi. Tevbesiz de öldü. Ama imanlı olduğu için, bunun da cehenneme gideceğine hiçbir hoca kesin konuşamaz. Ehl-i sünnete göre. وَمَنْ يَمُتْ وَلَمْ يَتُبْ مِنْ ذَنْ بِفَاَمْرُوا مُفَفَضُوا لِرَبْ Hangi günah olursa olsun. Tevbesiz de ölse işi Mevla'ya ısmarlanmıştır. Biz mutezile mezhebi değiliz. Günaha ceza vermek zorunludur diyor. Allah'ı da mecbur ediyor. Biz ehl-i sünnetiz. Ehl-i sünnete göre Allah'ın Celle Celaluhu günah yapanı azapla cezalandırması zorunlu değil. Allah'a bir şey mecbur değil. Kur'an'da اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفُرَنْ شُرَكَبِ Şirk koşulmasını bağışlamam. Şirk koşulması da helala haram demek, harama helal demek bunlar şirke girer. Mesela dese ki Allah örtünmeyi farz etmedi. Bu şirktir. Çünkü ayeti inkar olduğu için. Ama Allah örtünmeyi farz etti ama ben örtünemiyorum. Çevrem öyle şöyle böyle yahut da nefsime laf geçiremiyorum. Ben açık geziyorum. Bu Müslümandır. Helal haramı bildiği için. Tövbesiz de ölse işi Allah'a kalmış. Dilerse affeder, dilerse azap eder. Öbürü de örtünmüş, çarşaf giymiş, manto giymiş, partisi, efendim, başörtü giymiş ama efendim ne yapmış? Diyelim ki hırsızlık yapmış. Başka bir günah yapmış. Bu örtündü diye bu azaptan muaf mı? Buna da isterse azap eder hırsızlığından, isterse affeder. Ha biri o günahtan kurtulmuştur, başka günah var. Kimse peygamber değil, herkes günahkardır. Ya beni Adem, küllüküm hatta açık gezenlerinde günah varsa, kapalı gezeninde başka günah var. Gıybeti var, dedikodusu var, iftirası var. Yani her sınıf insanın kendine göre günah var. Mühim olan imanı kurtarmaktır. Ne demek? Helala helal, harama haram. Allah örtünmeyi farz etti, buna inanmak lazım. Buna inanmadığın zaman Allah yok demek gibi şirktir. Çünkü Kur'an'da ayet var. Öyle Zekeriya Beyaz'ın dediği gibi gerdanlıklarınız görünmesin de çalınmasın diye buranıza fular bağlayın falan değil. Ayette tamamen baştan aşağı örtünme Ahzab suresinde de var, Nur suresinde de var. Diyanet'in de bu hususta heyet kararı var. Evet. Bunun zaten tartışılacak tarafı yok. Önüne gelip de horozdan kurban olur diyen adamın da tesettürün yerini, şeklini tarif etmesine itibar edilmez zaten. Onu hiç konuşmamak lazım. Ama ve lakin şimdi burada kadın açık geziyorsa erkeğe Mevla emrediyor ki bakma, gözünü yum, namusunu koru. Dolayısıyla erkek buna bakmakla, hele ki dediği gibi ikinci defa, üçüncü defa bakmakla tahrik olduysa erkek sorumludur.
Çünkü o bakış haramdır. O bakış nedeniyle tahrik olmuştur. Yani kadının açık gezmesi tahrik unsurudur diyeceğine, adamın açıklara bakması sebebiyle tahrik olduysa niye baktın diye ona sorarız. Dolayısıyla günah, adamla alakalı günahı konuşuruz biz. Burada şimdi %10 suçlu, %20 bu suçlu diye bir şey İslam'da yok. Tabii onun başlangıcı şu aslında, arkadaşlar reklama 2 dakika kaldı diye işaret etti, onu bir sonraki bölümde konuşalım. Tartışma hadım cezası tartışmasından. Hadım cezası İslamiyet'te yok. Bazı AK Partili milletvekilleri. Yani İslamiyet'te mesela tecavüz etmiş. Cinsel suçlara işleyenlere, faillerine hadım edilmesi, işte kimyasal ilaçlar verilmek suretiyle erkeklerinin yok edilmesi gibi bir ceza. Leyse minna men hasa viktafa. Tartışma oradan başlıyor. Tamam, leyse minna, hadis sahihtir. Buran burduran, hadım eden ettiren bizden değildir. Hadım edilmekle ceza olmaz. Adam tecavüz edilmem. İslam'da iş temizdir. Evlilik geçirmediyse yüz sopadır. Evlilik geçirdiyse, evli olmasa da bir evlilik başından geçmişse recimdir. İslam'ın işi temizdir. Hadım madım alüzum yok. Yani ben İslam'a göre konuşuyorum. İslam'da böyle cezaları, zinanın cezası recimdir. Hele ki tecavüz mecavüz etmişse milletin çoluğuna, çocuğuna, ırzına tasaddide bulunmuşsa recm edilir. Ama hadımlık cezası İslam'a göre uygun değildir. İslam'da yok. Onu bir defa tahlil edelim. Buraya da gelince, burada erkek bakmamakla görevlidir. Men nezara ila mahasini imraatin ecnebiyyetin bi şehvetin subbe fi ayni'l anik yevmel kıyam. Bu hadisi de okuyalım. Bir kadının ziynetine, yani açık saçık yerlerine şehvetle bakarsa, yani kötü gözle bakarsa bir adam, kıyamet günü gözlerine eritilmiş kurşun dökülecektir. Bunları düşünmek lazım. Bak şu gözümüz görmese ne olur? Amaların hali görüyoruz. Bugün dünyada gözümüz görüyor. Ahirette kör çıkabiliriz. Niye beni kör çıkarttın ya Rabbi diye soracağı zaman kâle kizel getirt ki hayatüne fenesite, sana ayetlerimiz geldi. Bak, bakma dedik. Şunu yapma dedik. Bunu etme dedik. Fenesite, sen ayetlerimizi terk ettin. Ve kizel kelime etmiş. Bugün de sen terk edileceksin. Onun için seni ama olarak haşrettim diyor Kur'an. Müslüman bunları düşünecek. Kimsenin namusuna, çoluğuna, çocuğuna bakmayacak. Efendim ben yok iyi gözle bakıyorum. Kardeşim iyi gözle de bakma o zaman. Yani zaruret miktarı bak tabii ki. Yani işini görecek kadar ama efendim uzun uzadıya oturmuşsun. Bir kadını seyrediyorsun. Şimdi bikini defilesi seyrediyorsun. Bunun mesela, bunun şimdi iyi gözle bakıyorum diye bakma diye bir şey yok ki burada. Yani bu caiz değil ki. Yani ben şehvetle bakmıyorum. Neye göre bunu tespit edeceğiz? Ondan dolayı efendim kadın açılmışsa o kendi günah. Ama yok tahrik, tacize ve sebep bu izah edilemez. Böyle bir şey konuşamayız. Diyanet İşleri Başkanı'nın söylediğine evet, geliyor. Yani tacizin, tecavüzün gerekçesi olamaz. Asla olamaz. Bu konu bile edilemez. Bir ara verelim. Bu ayrı bir meseledir. Bu ayrı bir meseledir. Erkek niye bakmıştır? Niye tahrik olmuştur? Niye bakmıştır harama? Ona günah sorulacak. O cezasını kendi çekecek. Evet. Efendim Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz devam edecek. Kısa bir reklam aramız var. Ardından yine birlikte olacağız. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz devam ediyor. Bu arada bir hanım izleyicimizin sorusu var ama az sonra sorular bölümümüz olacak. O bölümde telefonla arayıp ısrarla o sorunun sorulmasını isteyen izleyicimizin sorusunu soracağız. Profesör Orhan Çeker'in, Konya Selçuk Üniversitesi öğretim üyesinin, İlahiyat Fakültesi öğretim üyesinin, İslam Hukuku Bölüm Başkanı'nın sözleri. Tabii ki hadım tartışmaları. Cinsel taciz ve tecavüzcülere yönelik 4 milletvekilinin hadım cezası uygulanması diye tartışma gündemine giren konu çerçevesinde sorulan bir soruya verdiği cevap üzerinden ortaya çıktı anlaşılıyor ama yine hocanın web sitesinde başka sorular sorulduğu da anlaşılıyor. İslam hukuku olması, hocası olması dolayısıyla da belki bu soruların muhatabı olmuş. 5-6 soru var. Habertürk gazetesi ve bazı televizyonlar bir hayli sert sayılabilecek eleştirel bir yaklaşımla verdiler haberi. İlahiyatçı Çeker'den Yeni İnciler haberin üst başlığı böyle. Namus tehlikede ise kadın sokağa da çıkmamalı denmiş haberin başlığında. Ve altta 6 ayrı konu başlığı var. 6, 7, 8 evet. Onları kısa kısa size sorayım. Cariyeye dekolte serbest
demiş alt başlıkta. Şöyle hocanın görüşü. Avret yeri toplumumuzda hukuku bulunmayan cariyeler için de geçerlidir. Yani tarihin derinliklerinde kalmış olsa da cariyelerin sadece mahremi olan erkeklere karşı değil, bütün erkeklere karşı avret yeri göğüsten diz kapağına kadarki yerleridir. Dolayısıyla cariye İslam toplumunda başı açık ya da kolları açık veya diz kapağından aşağısı açık gezdiği zaman günah işlemiş olmaz diyor. Bu tespit, bu görüş doğru mudur? Bu doğrudur. Yani hürlerden ayrılsın diye. Peki. Yani hürlerden ayrılması için. Bunu şu soruyla devam edelim. O cariyenin Müslüman olması halinde de mi? Yok. Bu şey dönemi. Müslüman olmayan cariyeler. Tabii yani Müslüman olduğu zaman fark çıkar. Diğer İslam kadını için tabii. Mükellefiyet neyse. Çünkü cariye Müslüman olmayanlar hakkında, Müslüman olmayan harp esiri olarak İslam dışı yerlerde. Müslüman oluşlarıyla birlikte cariyelerin hürriyetine kavuşması hali söz konusu mudur? Yok. Hürriyetleri kesinleşmez. Yani Müslüman olur olmaz. Otomatik hür olmazlar. Ama İslamiyet ondan hür olması için çok teşvik yapar. Mesela işte adam öldüren yanlışlıkla da öldürse, diyelim şimdi araba çarparak öldürmek gibi. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَعًا فَتَّحَرِيُ رَكَبَتِ مُؤْمِنَ. Orada köle azadı demez de imanlı bir köle azadı der. Yanlışlıkla adam öldürene verdiği cezadan. Niçin? Kölelerde imana teşvik olsun. Yani Müslüman olalım, imanlı olalım ki. Öncelik. Mesela öncelik. Bazı kefaretlerde bizim azadımızla adam kefareti yerine getirebilsin. Çünkü o zaman mümini tercih etmek zorundadır. Çünkü ayet bazı hükümlerde imanlı köle kaydı koyar. O kayıttan istifade edebilmek için işte o gibi teşvikler var. Sonra bir köle azat edenin her uzvuna mukabil, Allah'ta azat edenin her uzvunu cehennemden azat eder. Bu gibi hadis-i şerifler. Bütün bunlar nedir? Köleyi teşvik etme hakkındadır. Özgürlüğüne kavuşturmanın sevabı. Ondan dolayı da çok tahriri olayı yani azat etme olayı çok işlemiştir İslam toplumunda. O arada da biraz o kişinin yanında bulunması da o da İslam'ın örfünü, adetini, güzelliklerini görmesi, temin edilsin hikmetine mebnidir. Dolayısıyla onlar esir olarak belki zincirlenmiş getirilirlerken aslında toplumlarında kalıp kafir olarak ölselerdi cehenneme gideceklerken cennete zincirlerle zorla çekilenler durumundadır. İbn Kesir tefsirinde de geçen bir hadiste acib rabbukum kavmin yukadun ilel cenneti bis selasel. Senin Rabbin zincirlerle zorla cennete getirilen köle toplumuna taaccüp etmektedir. Çok hoşuna gitmektedir Allah'ın o manzara. Neden? Yani esir durumunda getiriliyor ama Müslüman olmaya aslında onlar hazırlanıyor. Böylece de ebedi ateşten kurtulacak onlara. Rabbim özel rahmet tecellisi muamelesi yapmış. Ama bunu doğru anlamak lazım. Köleli cariliği doğru tatbiki lazım. Yoksa şimdi zaten gündemde değil ama yok. O zaman da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İhvanukum, havelukum. Bunlar sizin kardeşlerinizdir demiştir. Buhari hadisinde. Hatta Ebu Zer Hazretleri'nin bir kötü konuşması, ayıplaması neticesinde sen onu annesiyle mi ayıpladın? Sende cahiliyet kalıntısı var. İnneke emrun fike cahiliyetun. İhvanukum, havelukum. Femen kânehu tehdeydi. Kimin kardeşi elinin altında bulunursa, kölesi cariyesi durumunda kalırsa fel yut'imu mimma yat'am. Yediğinden ona yedirsin. Kendi giydiğinden ona giydirsin. Bak, yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin. Bu esas tatbik edildiği anda, şu anda bu işçilere bile tatbik edilmiyor. Maaşlı. İşçilere tatbiki yönünde de bir hadis-i şerif var. Hadis-i şerif var. İşçilere haydi haydi var. Köleye, cariyeye varsa. Ne işçilere tatbik ediliyor, ne yüksek seviyedeki memura tatbik ediliyor. Yani efendim veya adamın bürosundaki müdür seviyesindeki daha yüksek maaşlı elemana hiçbir şeye tatbik edilmiyor. İslam bunu en düşük noktadan bu şartı getirmiş. Yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin. Bu asaleti, bu ikramı, cömertliği gören ne yapar? Bu tabii, dini seve seve kabul eder, zorla değil. Müthiş bir şey. Yani bu işçisine verdiği para dolayısıyla onun yiyemeyeceğini iş sahibinin de yiyememesi gibi bir sonucu doğuruyor tersinden baktığımızda. Yiyememesi veyahut da yediğinden onun da yiyebileceği imkanı ona sağlaması. Veya.
Onu sağlayamıyorsa öbürünün de yiyememesi gibi bir durum yani söz konusu. Yani sen her gün et yerken adam ayda bir kere et alacak bir durum yok bu maaşa göre. Bunlar hesap işte. Evet, müthiş bir adalet. Yani adalet. Orada bir incelik var, bir sır var. Tabii o konu çok detaylı ele alınmalıdır. Fakat tesettür noktasında mesela ya Nebiyyü kulli ezvacike ve benâtike ve nisâil müminîn Ahzab suresinde ey Nebi Zişan eşlerine, kızlarına ve bütün inananların hanımlarına söyle ki hani bana ne karışıyor peygamber diyemez. Müminlerin hanımlarına da söyle ki yudnîne aleyhine min celâbîbine cilbaplarını çar çarşaf milâfe işte atkışal var, peştemal dolaylık işte ihram, Erzurum yöresel kıyafetlerinde tesettürü sağlayan efendim, şekil belli etmeyen kıyafetleri üzerlerine atsınlar. Bunun hikmetini açıklarken zâlike ednen yu'raf ne? Böyle kapanırlarsa hürre oldukları bilinmesi daha kolay olur. Fela yu'zeyn, dolayısıyla bu hür bir kadındır gösterimi yapınca eziyete uğratılmazlar. Ayet-i kerimede hikmeti de böyle açıklanır. Ama tabii bugün baktığımızda hür kadın cariye veya şimdi tersine örtüneni cariye hükmüne sokacaklar şimdi. Efendim hür olduğun zaman açılabilmek hürriyet özgürlük zannedilmiş. Bu ters bir anlayıştır. İslam'a münafi bir anlayıştır. Avrupa kültürü yani olabilir bu ama İslam kültürü bu değil tabii. Evet. Şimdi tesettür konusunda da bir takım tespitler var. Onları da hızla paylaşalım. Kadının yabancı erkeklere karşı avret yeri yüz ve eller hariç vücudun her tarafıdır. İşte demin dedim. Ayakları dahi avret yerine dahil eden görüşler ağırlıktadır demiş. Ve cemi'u bedeni hurreti avretün fıkıhta geçer. Hürre kadının, bak işte onun için orada da diyor hürre kadının yani. Cariye olmayan kadın. Bütün bedeni avrettir. İlla ve ca ve kefeya. Yüzü ve el avuçları yani müstesnadır. Ayak hakkında da evet ihtilaf vardır. Evet. Devam etmiş. Yerine göre hareket edilir orada. Bir zaruret vardır, su basmıştır, bir şey vardır. Şudur budur, ıslanma durum vardır. O gibi durumda yani avret olmama görüşüne göre hareket edip elbisesini, eşyasını ıslatmamak için çıkarabilir mesela. Madem avret değil görüşü var. O bir sıkıntıda kullanılır işte. İhtilafların rahmet oluşu o noktalardadır. Kadının yüzü avretten değildir ama bir fitne söz konusuysa yüzünü de örter. Evden çıkması caiz olmayabilir demiş. Yani evden çıkması caiz olmayabilir işi biraz şey ağır bir tabir olur. Fitne söz konusu olursa diye. Tabii o fitne nasıl bir fitne? Fitnenin yani kadınlara herkesin saldırdığı filan bir hal yani anlamına fitne geliyor söz herhalde. Konusu olma meselesi belki birinin onu özele indirmemiz lazım. Onu genelleyemeyiz. Birinin peşinde bir adam vardır. İlle onu almak ister, evlenmek şudur budur. Bunu da başkasına nişanlarlar. Adamın kapılarda bekleyip, efendim, illa onu elde etmek için bazı çabalara girmek de bu özel bir şeydir. Musallat olmuştur biri yani. Anladım. Ona göre bir tedbir yapılabilir. Ama bu genel manada sokakta yani yüz avret değil. Bunu avret olmayan bir şeyde yüzünü de kapatmak lazım diyemeyiz ki. Ama fitne şahsa özeldir. Kendi anlar onu. Burada örf mü devreye girer acaba? Örf değil. Kendi özeli devreye girer. Çekindiği biri vardır. Yüzün örtülmesi meselesi. Veyahut da yani efendim şey de. Peçefler uygulaması bazı toplumlarda var ya o sebeple söylüyorum. Hayır ama şimdi mesela oturur bir yerde. Karşısında da mesela bir doktorda bekleme. Veya tahlil gibi noktada bekleme. Bazı yarım saat, bir saat, iki saat sıra beklenmeler vardır. Karşılıklı. Bir adam böyle suratına sürekli bakarsa kadın rahatsız olur. Yani bu onun kendi anlayışına bırakılmalıdır. Kadın rahatsız oluyorsa bunu yapmalıdır. Kadın anlar onu yani. Ya özel bir başına musallat olan biri vardır. Ona karşı bir tedbir alabilir. Ya da birinden rahatsız oluyorsa o tedbiri uygular kadın. Bu caizdir. Şimdi, ama yüzü avret değilken de şimdi fitne zamandayız. Herkesin ne gözle baktığı belli değil. Bütün milletin niyeti bozuk falan şeklinde yüzünü de kapat şeklinde bir fetva getiremeyiz. Genel evet. Fitne zaman diye. Öyle fitne zaman diye bir şey yok. Fitne insanın içindedir. Fitne sahabe zamanında da bir münafık fitne yapabilir. Bir başka bölümde dar giysi tesettür olmaz üst başlığı var. Devamı şöyle. Zamanımız Müslüman kadını başını örtüyor, pardüsü de giyiyor ama dar giyindiği için vücut çizgileri belli olduğu gibi ortada olabiliyor. Bu hanımlar tesettür adına örtünüyorum demesinler. Ne şiş yansın ne kebap hesabı bir örtünme.
bu noktada Müslüman kadında ciddi bir yozlaşma görüyorum demiş Profesör Orhan Çeker. Şimdi orayı da şöyle ele alalım. Yani bu örtünme değildir denemez. Çünkü örtünmenin şekilleri var ama bu tesettürün gayesine hizmet etmiyor densin. Tesettürün gayesi genç mi, yaşlı mı, güzel mi, çirkin mi şekilde yani belli olmayacak şekilde hatlar, şekiller belli olmayacak şekildeki örtünmedir. İslam'da esas olan. Bundan dolayı bu şekilde tesettürler cicili bicili, güllü, çiçekli bir de makyaj falan işleri de var herhalde falan bunlar. Evet, makyaj. Ha, makyaj falan zaten yabancı erkeklere görüneceği noktalarda caiz değildir. Süslenmesi caiz değildir. Ancak kocası için süslenebilir. Onda sınır yok. Yabancıya süslenmesine cevaz verilmez. Ama tesettüre geldi. Mesela Üstadımız Hacı Mahmut Efendi Hazretleri bu noktalarda en hassas, en yani son noktası İslam'ı yaşamakta, hassasiyetler noktasında bütün camialar bilir bunu. Bir sözü var mesela, ilginçtir. Hani daracık pantol giyiyor bu kadınlar, çıplaktan bedel, birinin böyle bir laf gelişinde mübarek buyurmuştur ki çıplaktan iyidir. Yani tamamen çıplaktan iyidir. Burada bu zatın bu sözü de burada bir esas alınabilir. Çünkü bu zat bu işte en hassas noktadadır. Demek ki şimdi direkt efendim çırılçıplak mayo gibi çıkmış sokağa mayoyla gezenden, pantolla gezeni bir tutabilir miyiz? Tam o noktada sorular kısmında sorarız dedik ama bir izleyicimiz hanımın sorduğu bir soru var. Diyor ki yeni örtündüm, başımı örtüyorum. Bol bir pantolon giyiyorum ve dizime kadar da işte tunik, pardüsü falan işte gibi dize kadar, şeyler örtünüyor. Dize kadar... Sünnete uygun mudur demiş. Ha şimdi yani sünnete uygun sorusu değil. Sorusu gibi soralım. Sünnete uygun başka, haramdan kurtarmak başka, bunlar farklı farklı şeylerdir. Evet. Şimdi onun sorusu sünnete uygun mudurdan gidersek sünnete uygun değildir. Çünkü kadının erkeğe benzemesi, erkeğin kadına benzemesi laneti mucip sahih hadislerde geçtiği için burada teşebbüh ve müşabet noktası olduğu zaman erkek yani benzerlikte. Benzerlik erkeğin de küpe takması gibi. Yani erkekte de kadında da geçerlidir. Karşı cinse benzeyiş içeren kıyafetler, kılıklar, hareketler, şekiller, konuşma tarzları bunlar uygun değildir. Caiz değildir yani. Erkeğin küpe takması da bu buna dahil. Tabii. Şimdi benzerlik. Şey örneği vardır. Yavuz Sultan Selim örneği vardır. Bir ünlü fotoğrafı vardır. Yani bir fotoğraf diyorum. Bir resmi vardır. Profilden sonra. Hayır, onu açıkladılar geçen tarihçiler. Evet. O Şah İsmail'in resmiymiş. Ha, bu evet. Şah İsmail'in resmini doğru. Kalkmışlar. Yani bunu Hazreti Yavuz Sultan Selim Han'a istat etmişler. Bu kadar yani iftira yapılabilir. Onu ispat da ettiler. Alakası yok o resimle. Velev ki var. Başka örnek de yok ama herhalde Osmanlı'da. Bir Osmanlı'da sadece Osmanlı'nın Yavuz'a mesela, ait zaten olduğu... Osmanlı'nın üzerinden gidersek yani dini hükümleri tespit edemeyiz. Bunun da altını çizmek lazım. Yani biz bu helal mı helal haram mı Osmanlı'da varsa helal değilse haram bunu diyemeyiz. Evet. Biz burada kitap, sünnet, icma, kıyas şeriatımızın delillerine bakarız dinimizin. Bu deliller çerçevesinde benzeyiş iyi değil ama sırf pantol giyse yani üstüne o dizine kadar giymese bu daha tesettürü zayıf bir durumdur. Çünkü şekil belli etme durumu vardır. Dar pantolla şekil belli etme durumu vardır. Ama üstünde dize kadar bir şeyin örtünmesi onu bir derece daha tesettürünü muhkem yapar. Ama bunların hiçbiri sünnet olan tesettür değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşlerinin Ümmü Seleme annemiz ne diyor? Cilbab ayeti, çarşaf ayeti geldiği zaman sabahında Medine-i Münevvere'nin sokaklarında sokakları siyah kargalar gibi oldu. Bir de siyah kaydı, yani karga zaten siyahtır. Dolayısıyla burada da yani şeyin de renk de bir özelliği vardır. O rengin seçilmesi, dikkat çekmeme ve ziynetleri, süsü gizleme noktasında tabii onlar üzerlerinden doğru attıkları bir efendim çarşaf gibi dolandıkları için işte çarşaf da deniyor. Çarşaf işte bildiğimiz dolanıyorlar ona. Bu sahabenin hanımlarında. Ezvac-ı Tahirat annelerimizde ki sünnet dediğimiz buna bakarız. Aslı saadetteki ancak sünnet olur. Şimdi senin benim hanımımın yaptığı sünnet olmaz. Sünnetin tatbikatı kitaplarda var. Ama biz burada tasnif etmeliyiz. Tamamen avretleri açık olandan üstüne bir şey giymiş olan bir değil. Pantolon giymiş olandan
efendim çıplak gezen bir değil. Pantolonun üstüne dizine kadar bir şey giymiş olan o bir değil. Bunlar hep bir tedrici yani bir meratip gözetmemiz lazım. Hepten sen de efendim dar pantolon giyeceğine çıplak gez daha iyi. Bu tabir şeye uymaz. Mesela Üstadımız Hazretleri'nin de deminki sözü buna işaret ediyor. Yani bunları eş göremeyiz yani. Evet. Eş göremeyiz. Ama sünnete uymadığının sebebi şekil belli etme noktasıdır. Cazip olma noktasıdır. Efendim, dolayısıyla kadın öyle bir tesettüre bürünmelidir ki kendisinin bütün güzelliklerini kocasından gayrinden korumalıdır. Güzel koku parfüm meselesinde de şöyle demiş Orhan Çeker Hoca. Kadın yabancı erkeklerin alabileceği şekilde koku sürünecek olursa o kadına cennet kokusu haram olacaktır. Evde sürünür, yabancı erkekleri celbedici kokular süremez demiş. Şimdi fetva olarak söylediği doğrudur. Yani koku sürünüp dışarı çıkması, yabancı erkeklerin hissedeceği şekilde koku sürmesi kadının caiz değildir. Cennet kokusu alamaz. Cennet kokusu alamaz meselesi hadis-i şeriflerde vardır ama bu hadisler tehdit içindir. Dolayısıyla bunları şimdi burada yanlışımız şudur. Genel bir yanlışı söyleyeyim. Evet. Yanlışımız şu noktadadır. Hadis-i şerifte buyurur ki bir kadın kokusunu dışarı çıktıysa, erkekleri burnuna o kokuları vurdurduysa cennet kokusu haramdır. Bu genel bir kaidedir, tehdit için varittir. Sen kalkıp da madem öyle gel böyle, sen de böyle yaptın, sen cehennemliksin. Belli bir kadına bunu diyemezsin. Nokta burada. Şimdi namaz kılmayan gayya kuyusuna inecek. Ayette de var. Bu hükümdür. Tehdittir, hükümdür. Ama sen kalkıp, sen namaz kılmıyorsun, öyleyse sen cehennemliksin. Adama bunu diyemezsin, ehl-i sünnete göre. Şahsına diyemezsin. Namazın terkinde böyle tehdit var dersin. Şahsa indirgediğin zaman nefsaniyet devreye girer. O kişinin inkarına da sebep olabilirsin. Bu sefer ayet-i hadisi inkar ettirip adamı da dinden çıkartabilirsin. Birinci tehlike. İkinci tehlike. Deminki söylediğim ehl-i sünnet itikadının metnine göre. Vecuz lekâb aleyhissagîra ulef anil kebîra. En küçük günahı azap da edebilir, en büyük günahı da affedebilir diyor ehl-i sünnete göre. Yani ayakta su dökülüp de üstüne sıçratmaktan gir cehenneme şu kadar sene yan denebilir. Öbürü zina etmiştir, affettim seni de diyebilir. Ehl-i sünnette bu. Yani namaz kılmayan, zina eden cehenneme girecek ayeti varsa dolayısıyla her şahıs böyle yapan her şahıs cehenneme girecek denemez. Bu genel bir kaidedir, tehdit için varittir. Tehdit ve tağlız ifadeleri içerir. Şahsa indirgediğin zaman bu çok büyük yanlış olur. Bir, tövbe edip etmeyeceği belli değil. İki, tövbesi kabul olup olmayacağı belli değil. Üç, tövbesiz ölse bile Allah'ın ona şahsına azap edeceğine dair kimsenin bir ilmi yok. Şirkin dışındakilerde yuazzibu men yeşâ ve rahmu men yeşâ. Dilediğimi azap ederim, dilediğimi rahmet ederim ayetleri var. Meşiyetine bağlamıştır. Bu noktaları düşündüğümüz zaman şahıslar üzerinde bu işi indirgemememiz lazım. Toplumda yapılan yanlış budur. Hocadan bir hadis ayeti duyar, sonra aşağıda kavga gürültü başlar işte sokak kavgası gibi. Ondan sonra sen namaz kılmıyorsun zaten. Koku sürdün çıktın dışarıya, cehennemliksin. Ona onu diyemezsin. Sen cehennemliksin. Cennet kokusu sana haramdır. Ona onu diyemezsin. Ama dersin ki bunu yapanlar cennet kokularından mahrum olmakla bir tehdit vardır. Dikkatli olsak, günah yapmasak bu başka. Şahıslar hakkında sen cehennemliksin. Ve Allah seni affetmeyecek. Bakın bir sahihte bir hadis var, İbn-i Kesir'de nakleder. Diyor ki adamın biri vaaz ediyor adama. Yapma şu günahı. İçki içme diyor. Veya zina yapma diyor. Adam bir daha yapıyor. Yapma diyor, yapıyor, yapma diyor. Sonunda kızıyor ona. Halbuki kızamaz. Kızma hakkı yok. Allah'ın şeyi misin sen? Celle Celaluhu. Hükmünün tespitçisi misin? Vallahi Allah seni affetmeyecek diyor. Yemin ediyor. Bu sefer Allah Teala o zamanın peygamberine vahyediyor. Diyor ki git okuluma söyle. Nasıl benim adıma okulumu affetmeyeceğime dair yemin edebilir? Ona bu sele ayeti kim vermiştir? Ben de sana bildiriyorum, vahyediyorum ki ben okulumu affettim, bunu affetmeyeceğim. Niye? Af olmayacağına yemin ettiği için. Bir nokta koyalım ve daha doğrusu virgülü koyalım. Bir ara daha verelim ve reklam arası sonrasında yine birlikte olacağımızı hatırlatalım. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile devam ediyoruz. Sizden gelen sorular var. Şimdi onlara hızla cevap verelim istiyoruz. Hocam
çok sorumuz var. Bir hayli geriden gittiğimizde hesaba katarsak olabildiği kadar çok soruya cevap verirsek. Ya millet ölmeden cevabı yetiştirelim ya. Ya biz öleceğiz. Allah gecinden versin. Efendim ağrılar için okunacak dua. Ne diyor? Ağrılar için. Ağrılar için. Fatiha-i Şerife, Fatiha-tül Kitap, Lima Kureti. Fatiha ne niyetle okunursa onun için. Hadis sahihtir. Ama özellikle bir Fatiha-i Şerife okunuyor. Şimdi bizim millet kremler, müremler, o kremler de 75 bin lira falan yani. Yani ben krem almayın demiyorum. Bana da bazen çok lazım olur. Ama menlem yesteş ve bil Kur'an felâ şefa Allah. Şifasını Kur'an'dan aramayana Allah şifa vermesin diyor. Bir de Kur'an şifadır. Ve nezir müel Kur'an ve şifa ve rahmetüllil müminin Allah buyuruyor. Kur'an'da şifa indiriyoruz. Yani bir şifa konusunu Kur'an'dan aramaya, çareye bakmak lazım. Mesela benim her uzvun şifası için okunacak ayetler kitabım var. Onda çok şey bulurlar ama Fatiha hakkında herkes bilir. Öyle ihlaslı bir Fatiha okur. Zaten ağrısı oldu mu ihlaslı da olur o geçsin diye. Bir ihlaslı Fatiha okur şöyle huzur üzere. Ondan sonra elini ağrıyan yere koyup 7 kere duası var. Allah'ım ezib anni şu emal ecidu ve fuhşehu bi daveti nebiyi kelemînil mekînil el mübarekil mekîn indek. Yani kıymetli, senin katında şerefli, güvenilir mübarek peygamberinin duası hürmetine çektiğim ağrının kötülüğünü ve eziyetini benden gider. Bu 7 kere okunuyor. Yani Arapça olarak okuması sünnet olan daha uygundur. Şimdi biz Arifan dergisinin en sonunda bir mücerrebat bölümü yazmışız. Bu denenmiş Şeyh Ahmet Direbi meşhur Mısırlı meşayihtan. Bunların kitabından nakiller var. Arifan'ın sonunda çok bölümler var. Esma-i Hüsna'dan, İdrisiye'den 40 isim çok şeyler var. Orada dinleyenler her aradıklarını bulabilir. Yani borçtan kurtulmaktan azledilmiş makam. Bu dergi bu sayıda rütbesinden azledilen insanın yeniden dönmesi için. Öyle şeyler var ki eski şeyine kavuşur itibarını. Çok var böyle sıkıntıya girenler. Haksızlığa uğrayanlar. İftiralarla yerinden, görevinden uzaklaştırılan insanlar var. Yani neler yazılmış orada. Arifan'ın sonunda. Bu da orada var. Bir Fatiha okuyacak. 7 kere. Şubat sayısında bu var. Bu Şubat sayısında var. Elini koyacak ağrıyan yere 7 kere bunu okuyacak. Allah'ın izniyle çok büyük şifa olur. Lazım olur yani. Allah'ın isimleri, bu dualar sünnettir. Bu hadiste de var zaten. Bunlarla amel etsinler. Bir izleyicimiz de ezan okunurken selam verilir mi demiş. Yani verilmemek lazım. Çünkü ezan okunurken icabetle meşgul olması lazım. Yani müezzine icabet. Ne demek? Müezzin Allahu Ekber, Allahu Ekber dedi. Bu da Allahu Ekber, Allahu Ekber diyecek. Eşhedü en la hepsini tekrar edecek. Hayyâle salâ dediği zaman la havle ve la kuvvete illâ billâh diyecek. Her seferinde. Sonunda la ilahe illallah dedi bitirecek ama. O müezzin uzun okur. Uzun okuyarak da bu arada bitirirse iyi değil. Bekleyecek onu. O bitirdiğinde la ilahe illallah diyecek. Hep bitirdiğinde. Bunu yaparsa diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennet ona vacip olur diyor. Bu Buhari hadislerinde de geçer. Bu o kadar büyük bir müjdedir ki. En kolay bir şey. Ezanı dinleyecek. Bir de ezan vakti konuşmamak. Mümkün mertebe dünya kelam etmemek. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evde iken ezan başladığı anda kimseyi tanımıyormuş durumuna döner. Hiç konuşmazlar. Bitti. Kimseyle ilgilenmez. Bir anda gülerken, neşeliyken kimseyi tanımaz. Yani bunlar sünnettir. Çünkü Allah'ın daveti geliyor. Büyük bir davettir. Onun için selam vermek, almak da konuşmayı muciptir. Demiş ya, selam yecurru ile kelam, selam kelama götürür. Öl kelam yecurru ile bıttık. Selam veriyormuş karpuzcuya, karpuzcuya aleykümselam demiyormuş. Yahu diyormuş, selam vermek sünnet, almak farz. Sen ne güraş diyorsun, selam alsana. Karpuzu demiş ki, selam kelama götürür. Kelam da bir karpuz verse neye götürür? Onun için hiç almayalım demiş. Şimdi burada da selam verelim derken, aleykümselam nasılsın, ne haber, merhaba? Ezan vakti, İcabet vazifesi var. Müezzinin peşine tekrar. Bir oradan mahrum olursun. Ondan sonra biraz daha kayıtlı konuşmalara sebebiyet verebilir. Onun için selam verilmez. Yalnız ezanının duaları, icabetleri, bir de hayyâle's-salâh ile hayyâle'l-felâh arasında %100 kabul. Ama öyle bazı müezzinler var, arada iyi bir duruyor yani duaysan yapana kadar. Bazı müezzine hızlı çatarsan tabii sen arada dua yapamadan hayal et felaha geçer. Akşam ezanı falan olursa bir de tabii bir de, yani. Bazı akşam ezanı gibi okuyorlar. Makam bilen de kalmadı pek. Yani bazıları. Hayal-i salâ ile hayal-i felâh arasında bir dua. Ezan risalesi var benim. Sırf ezan hakkında benim müstakil kitabım var. Belki 150 sayfadan fazla. Öyle dualar var o ezanla ilgili. Hep hadislerden. Ezan risalesine baksınlar. Sayfasını hatırımda değil. Arifan yayınlarında onu temin edebilirler. O ne sıkıntısı olan varsa. Hayyâle salâh bitti. Hayyâle felâh demeden. Bir dua var orada %100. Anında oluyor yani.
Yani ezan da işimiz var demek istiyorum. Ezan okunurken cevap vermenin faziletleri, şöyle demenin fazileti. Ezan başladı. Merhaben bil kâiline adlâ, merhaben bil salâti öyle. Doğruyu konuşanlara merhaba. Namaza, namazın vakti girdi ehlen ve merhaba. Arapça. Bunu dese diyor 1 milyon hasene alır. Hadis. 1 milyon ya. Oturduğun yerden ne kolay bir şey. Ama maalesef milletin azimetleri, himmetleri düşük olmuş. Böyle dualar, okumalar. Ya ne var? Alıştırırsın bunu, bir not alırsın, bir çantan olur, bir yanında bir şeyin olur. Ezan başladı. Günde bir der, haftada bir dersin. Fazla mal göz mü çıkardı yani? Sevap fazla doldurursun. Onun için ezana önem vermek lazım. Okunacak dualarını bilmek lazım. O arada da konuşmamak lazım. Bu bazda selam vermenin de uygun olmaması bu noktadandır. Evet. Şimdi bir izleyicimiz de, hocam ben bir yaşlı kadına arabamla çarptım ve vefat etti. Benim kefaret orucu tutmam lazım mı diye sormuş. Lazım. Tabii fidye olarak ne vermem lazım onu sormuyor. Oruç bedava diye onu soruyor. Şimdi fidye olarak ne vermek lazım? Diyet olarak şimdi mümin köle azadı. Şimdi kölelik yok. Dolayısıyla ne yapması lazım? Can bedeli 4 kilo altın. Şimdi altın da çok gitti. 280 bin liraya gitmiş. Yani 4 kilosu. 280 bin lira bir şey. Ama bunu bir adam şey yapamaz. İslam bunu adamın şahsına da yüklemez. Akileye yükler. Yani aileyi de bunun içine katar. Bütün aile bu diyette yardımcı olmak durumundadır. Hem ölenin telafisi yani can gelmez ama ailedeki boşluğun doldurulması yani maddi sıkıntılar olmasın diye. Çünkü belki çalışan biriydi, para getiren biriydi, şuydu buydu. O gözünde bulundurulur. Ama adama da zor geleceği için ailenin tümüne bunu bulmak ve tahsil etmekte yardımcı olmak İslamiyet yüklüyor bunu. Aile dayanışması. Trafik sigortası veriyor herhalde 40-50 bin lira kadar mı bilmiyorum. Bilmiyorum. Trafik sigortasının verdiği de diyetten düşülür. Onu zaten devlet verdi sen ayrı vereceksin diye de diretmez. Yani onu da diyet sayar. Ama burada 280 bin lira falan da büyük paralardır. Çarpan çok zenginse o başka. Ama şu andaki normal durumda insanların durum belli. O zaman da sulh yoluna gidilmesi lazımdır. Hakkı alırsa da ahirette zordur. Yani ölüsü olan da sulh yoluna gidilip trafik sigortasında alınandan bunları da yapabildiği kadar aile dayanışmasıyla bir şeyler verip barışılma şeklinde illa 280 farz değil yani. Karşı taraf bağışlarsa hiç de almayabilir. Evet. Hiç de almayabilir. Bu. Kefaret orucuna gelince. Kefaret orucu 2 ay peş peşe. 60 gün. 60 gün. 60 gün demeyelim ona 2 ay. Çünkü gökteki ay hesabı bazı 29 da çekebilir. Evet. Yani orada gün olarak hep derler ama tesiyam şehreyni mütetabiayn diyor Kur'an-ı Kerim. Ardı ardına 2 ay dediğimiz zaman yani bir ayın başlangıcından sonuna kadar bir takip eden ayın yani atıyorum mesela şimdi Rebu'l Evvel'in ortalarındayız. 15-16'sı falan herhalde. Zaten 60 tuttu mu kesin 2 ay oluyor. Çünkü 30'dan yukarı İslam'da ay yok. İslam'da yani bir sonraki Rabiül Ahir'i mi bekleyecek mesela buna başlamak için? Yok illa o değil. Yani gün olarak tutarsa 60 gün 2 aydır zaten. Evet. Ama öbür noktada yani gün, ayın başında tutarsa mesela 2 ay tutarsa belki o tespiti yaparsa 59'da da kurtarabilir. Onu demek istiyorum. Anladım, yani. Ama öbüründe başının sonunu denk getirmeden rastgele tutarsa da peş peşe tutacak ama. Peş peşe 2 ay oruç tutar. Hastadır tutamıyorsa fidye verir. O 2 ayın? 2 ayın gününe fidye verir. Fidyenin en azı işte 7,5 liraydı bu Ramazan. Fidye fitre aynıdır meblağ olarak. En azı. Verir. Param da yok. O zaman Allah ne yapayım sormaz. Gücü la yükellifullah nefsen illa usaha. Gücü yetmediğini yüklemez. Evet. Bir başka izleyicimiz ise hocam namaz kılmak istiyorum ama hep erteliyorum. Bana yardım eder misiniz? Bana ona Allah yardım etsin. Bana da yardım etsin. Fakat dinin direği müminin miracı namaz. Bu kitabım 600 sayfa gibidir. Bundan özellikle namazı terk edenlerin, tehir edenlerin, kazaya bırakanların dünyada ahirette başlarına gelecek belalar hakkında belki 100 sayfadan ziyade bir bölüm vardır. Onu müstakil kitap haline de getireceğim. Çünkü o 500-600 sayfa diye arada kaynamasın. O namazı terk edenlerin vebali cezası diye özelleştireceğim onu. Bir kitap yapıyorum şimdi tekrar. Mutlaka okusun. Benim ona yardımım olur. Ettim zaten yardım da o yardımı almamış. Okusun orada. Yani o yılanları, çıyanları, akrepleri. Ha şahsına demiyorum yine. Şahsına demiyorum. Genel manadaki tehditleri okuyan pek güneş doğmadan yatakta kalamaz yani. O korkuyla fırlar. Yardımımız bolsun. Bir başka izleyicimiz ise
araç kaskosunu sormuş. Daha önce de böyle bir soru gelmişti. Caiz değil, veremiyoruz. Mecburi kaskolar alınırken, balınırken zorunlu yapılanlara bir şey demiyoruz. Zorunlu. Keyfi olanlar da yani faize bulaşıyor bu iş. Çünkü yani öbürünün hiç masrafı çıkmıyor. Bir yerine çizdirmiyor 2 sene. Bu 2'de 1 çizdiriyor, 2'de 1 para alıyor. Havuza giriyor paraların hepsi. Havuza giren paradan bu sıralı kullanmış. Öbür adam hiç kullanmamış. Bunun bir dengesi yok yani. Evet. Ama ve lakin şöyle bir sistem yapmadılar. Yapsaydılar iyi olurdu. Burada bir anlaşmalarda, sözleşmelerde, yazışmalarda herkes ben bunu hibe ettim. Ortaya hibe ettim. Kimin ne ihtiyacı varsa buradan alabilir şeklinde bir havuz geliştirmesi yapan bir şey olsaydı. Hibe üzerine kurulmuş. Hibe üzerinde yani o zaman kimin hakkı kime geçti geçmediği konuşmazdık. Fakat şu andaki sistemde böyle bir sözleşme maddesi ben duymadım. Niye de yapmazlar anlamıyorum ya. Ya bir akıllı da bunu yapsın. Bunlar kanunen yasak şeyler değil ki ya. Bir de oraya madde koy ya. Adam da bu sefer hakkından feragat etmiş zaten. Kim muhtaçsa alsın koydum ben buraya. O zaman bu 2 ekmek aldı buradan, bu 1 ekmek aldı. 2 ekmek alan faize girmez ki. Yani koyuyor ya bazı fırıncılar ekmek önüne ihtiyacı olan alsın. Gibi. Ama tabii satmaya da alan vardır bizim fakirlerden. 5 alır. Çünkü öyle de yapmam o zaman haram o şahsi şey. Hani kaskoda da kalkıp kendi çizdirip para alayım diye gidenler var. Evet. Ya o zaman zaten hangi muamele olursa olsun haram yalana girdiğinden. Evet. Ama şu andaki bu sistemde bu hibe şeydi. Gerçi bir karine teşkil ediyor hani. Arkasını aramamak verdim zaten kimse soran yok gibi ama böyle karinelerden olmaz. İslam'da söz lazım, kavul lazım yani. Akit lazım. Akit lazım. Evet. Bir başka izleyicimiz de krediyle umre ve hac olur mu demiş. Krediyle umre hac olmaz. Hatta bunu finans kurumları falan da yapıyorlar ne şekil bilmiyorum. Şöyle olur. Dese ki efendim borç gibi para verse hiç gram üstüne ziyadelik koymadan senden borç aldım gittiğime benzer. Ama öyle değil. Dosya masrafı bilmem ne bilmem ne ilaveleriyle bu faize girer. Bir de turlar gidiyormuş şeyi alıyormuş. Şey finans kurumu turdan 800 kişilik kontenjan alıyormuş. Ondan sonra onu satıyorlar. Hacı ümreci satıyormuş. Bu caiz değil. Çünkü biz fetva neye veriyoruz? Arabayı o alır sana satar vadeli. Evi o alır satar. Bankadan farkı budur diyoruz. Ama burada mal yok ki. Hac yapmak, ömre yapmak mal değil ki. Mal cinsinden olmayan bir şeyin hakkını almak, kontenjan hakkını almak parayla sonra buna satmak vadeli satışa girmez. Onun için sakın ha hac ömreye gideyim diye bir de harama girmesinler. Bu batıl bir iştir. Iştirdir. Yani bu yöntemle de bu caiz değil. Hac ve ömre olmaz. İşte biri, bu ilahiyatçılardan biri veriyor dediler. İsmini vermeyeyim şimdi. Reklam olmasın. Zaten onun ismi kötü reklamlarda geçiyor hep. Yani yanlış fetvalarla anılıyor. Yani için adını vermeye lüzum yok. Bir hoca vermiş falan hiç. Mal olmayan meta şu. Ben bunu satıyorsam bu. Mal yok, meta yok. Kontenjan, koltuğu aldım. Uçaktan, bilmem nereden şey. Bunlar caiz değil. Kredi kartıyla alışveriş sormuş bir başka izleyicimiz. Kredi kartıyla alışveriş şartlı caiz. Gününü geciktirmemek. Evvela finans kurumlarının kartının tercih edilmesi. Çünkü böyle bir imkan varken mutlaka tercih edilmesi. Bizim de onlarla ortaklığımız var zannedecekler. Halbuki biz onlara bayağı çakıyoruz yani. Evet. Çok da yanlış fetvaları var. Yani fetvasız işleri de var. Yani çok iş, onun için adı finans diye her işlemleri caiz değildir. Mutlaka hocalara, ehli sünnet alime özel kendi işlemini sorsun herkes. Finans diye de kapısı selamun aleyküm girmez. Bazı işlemleri faiz onların da. Yani eskisi gibi kontrollü değil. Bir hoca heyetleri vardı falan eskiden evet. Falan. Şimdi o heyette olan hocalar da bizim kontrolümüzden çıktı diyorlar. Laçlaştı. Şimdi onu söyleyeyim baştan. Ama kredi kartında faiz adı geçmeyen müesseseleri tercih etmeleri. 2. Öyle de olsa gününde ödemeleri, geciktirmemeleri. Dolayısıyla faize sokmamalı. Ha burada faiz yok diyor. Faiz yok diyorsun ama o da onu dolara vurdum diyor. Zararı tazmine sokuyor. Yine oradan fark alıyor. Faiz yok. He. Yani şimdi onlara dikkat etmeli. Geciktirmemeli. Ondan sonra efendim bir şart daha var. Mesela vadeyi mağaza mı yapıyor? Vadeli alışveriş yapıyor. Tişört aldı.
10 ay taksit. Evet. Ha, şimdi vadeyi mağaza mı yapıyor? Kartın sahibi müessese mi yapıyor? Vade bunu, ama alıcı bilemez. Bilir. Biliyormuş onu. Ben inceledim, biliyormuş. Vadeyi mağaza yapıyorsa, yani mağazanın şeyi ise, hak vermesi ise caiz. Vadeyi müessese yapıyorsa, fark koyuyorsa caiz değil. Sen çünkü talep edersen bu vadeyi, o da fark koyuyor. Ama müessese derse ki peşin fiyatına vade yapıyorum, caiz. Yani nakit de versen bu 1 lira, 10 taksite de bölsem 1 lira. O onun hediye çıkabilinden olur, o caiz. Fark almadığı için. Ama banka vade yapıp da fark da alıyorsa, veyahut banka demeyelim, finans da bunu masraf ayağına falan alıyorsa da bunlar caiz değil. Evet. Şimdi bir başka izleyicimiz de, bankada çalışan bir akrabamız var. Evine gittiğimizde yapılan ikramları yiyebilir miyiz diye sormuş. Yapılan ikramlar... Yine benzer bir soru hatırlıyorum. Var yani, yapılan ikramlar, birisi daha yine öyle. Yani faizden kazanılan şeyin, kazancın tümü haramdır. Ama bu kişinin başka kazançları da olabilir. Efendim, veya ailesinin desteğiyle köyden bulgur gelmiş olabilir. Şuradan biri hediye getirmiş olabilir. Çok şüpheleniyorsa kendi götürsün. Bol bol. Desin ki ikram bizim getirdiklerimizden, hep beraber bir yiyelim şey lazım. Adama da sen faiz yiyorsun, sen haramsın demesin ha. İnsanları rencide etmesin. Bunlar caiz şeyler değil. Haramdan sakınayım derken adamın kalbini kırar. Kabe'yi yıkmaktan beter olur. Böyle terbiyesizce misafir evinde yapılmaz ya. Ama onun usulü işte şey. Şüpheliyse helalına niyetle yer. Ama sırf haram olduğu sabit ve hiç helaldan bir şey yok, o zaman yani haram yemeye cevaz veremeyiz tabii. Evet. Helalına niyet meselesini işletsin. Hüsnü zan müessesesini. Helala niyet. Yani bu adamın rızkında karışık olabilir, buna hediye gelen olabilir, aile desteğinden bir şey gelebilir. Değil mi bu adam? Sırf maaşla mı geçiniyor? Zaten maaştan kimse geçinmiyor. Bunu herkese söyleyeyim. Kimse maaştan geçinmiyor. Mutlaka ya destek var, ya aşırma var, ya çuvallama var. Bir şeyler var yani. Torbalama var, var bir şeyler. Bu maaştan kimse geçinemez. Aklım sırrım ermiyor. Asgari değil, ekseri ücretle de geçinemez. Evet. Doğalgazlar, muhalgazlar. Ulan sen ne diyorsun ya? Ya zehirlenecek adam kömürden ya. Çok büyük rakamlar bunlar. Çok aşırı bir rakam bunlar. Yani ısınmak bunlar zaruret ya. Muhsin Yazıcı Allah rahmet etsin. Böyle bir şey dedi herhalde. Devlet halkı ısıtmak mecburiyetindedir. Böyle bir beyanı var Muhsin? Öyle, hatırlamıyorum. Başkanım Allah rahmet etsin. Allah rahmet etsin. Yani sosyal devlet. İşlese maaşlar yetebilir. Onun için demek istiyorum ki tam haramdan da görsen de bankadan o ondan geçinemez. Karışmıştır o bile velalından biraz. Çünkü millet bir şeyler veriyor yani birbirine. Bir destek bir şeyler oluyor. Yani bu aile dayanışmaları çok var. Tabii bunlar da azalmaya döndü şimdi. Evet, onu kabul ettim. Azalmaya döndü tabii. O da çok kötü bir şey. Yine sık sorulan sorulardan birisi daha, saç ekimi yaptırmayı sormuş. Caiz değil. Fıtratı tahirdir. Allah'ın yarattığı şekle müdahaledir. Yok efendim, kel görünüyorum da yakışıklığım bozuluyor. O zaman benim gibi bere tak kardeşim. Yani kapat. Kelin görünmesin. Yani şimdi saç ektirmeye niye müsaade verebiliriz? Ne zarureti var? Bir hacet değil ki. Şekle müdahale. Şimdi belki çok yaygın olmayabilir ama son dönemde şu yaygın tabii. Çok aşırı bir saç dökülmesi var erkeklerde. Bunu psikolojik rahatsızlık olabilecek boyutta yaşayanlar var. Varmış yani. Bunlar için de bir... Caiz değil. Verilemez. Caiz değil. Yani bir tür sağlık gerekçesi olamaz. Olamaz. Yani bir psikiyatrik problem yaşıyor yani olması. Yani şimdi o zaman psikiyatrik problem herkese, benim burnum şöyle, çok şeyim, moralim bozuluyor. Kalkar burnuna takar. Yani bunu neyine önleyeceğiz? Boyum kısa, 10 santim ekleteyim alttan topuğa. Yani neyin ekleyeceğiz? Çok hele kızlar için. 50 santim efendim, 1.50'de kalmış yani, evde kalacağım diye. Psikolojik sorun işte, hadi bakalım. Ona da 10 santim ekletmeyi mi vereceğiz dizine? Şimdilik pek öyle boy uzatma ameliyatları var. Dizine var. 10 santim bir şeyler varmış. Yani, çok... yani cevaz yok bunlara. Evet. Bunun önünü alamayız. Psikolojik sorun hepsinde olur. Boyun kısalığı daha beter psikolojik mesele. Tabii, o da yaygın bir problem. O zaman nerede duracak bu iş? Başa çıkamayız diyorsunuz. Evet. Peki. Hocam, bir başka izleyicimiz de şöyle demiş. Abdestliyken 2,5 yaşındaki çocuğumun idrarı elime değse ya da bezini değiştirsem
abdestin bozulur mu? Bozulmaz. O idrara değmek, pisliğe değmek, şaraba değmek, içki bile bulaşsa bozulmaz. Abdest ne dedik? Dışarıdan, içeriden dışarı çıkanla bozulur. Dışarıdan değdiğinde bozmaz. Yıkayacak evet. Ama. O vaziyet namaz olmaz tabii. Devam edeceğiz sorulara. Ancak bir ara vermemiz gerekiyor. Kısa bir aranın ardından devam edeceğiz efendim sizden gelen soruları cevaplamaya. Değerli izleyiciler devam ediyoruz Cübbeli Ahmet Hoca ile sizden gelen soruları cevaplamaya. Şimdi SMS yoluyla gelen sorulardan birisi değil ama bir şoför arkadaşımızın Zekeriya Bey'in ismini de yanlış yapmıyorum inşallah. Bir sorusu vardı. Bu gazlı içeceklerin içerisinde alkol az bir oranda da olsa olduğu biliniyor. Zannediyorum bazı kimyasalları alkolün içerisinde eritme mecburiyetinden kaynaklanan bir zorunluluk olduğu söyleniyor. Tabii meyve alkolü diyorlar. Sağlık açısından bakıldığında gazlı içecekler kesinlikle kolalı içecekler de dahil kesinlikle hiçbir şekilde tavsiye edilmiyor. Tavsiye edilmeyiş hatta kaçının gerekçelerinin en başında da kullanılan tatlandırıcı yani şeker yerine nişasta bazlı şekerin kullanılması onun da sağlığa fruktoz moraktoz bir şey olumsuz diyor. Evet fruktoz denen. Kanser yapıyormuş ya. Evet dolayısıyla hani belki de bütün izleyicilerimize bu tür fruktoz denen nişasta bazlı şeker kullanılan gazlı kola benzeri içeceklerden uzak durmalarını meyve tabii sağlıklarını gibi. Korumak da Allah'ın emridir. Evet uzak durmalarını önerelim ama bunların içinde helal haram konusuna girersek, evet. Dini hükmüne girersek bu alkol bildiğimiz sınıf alkolden değildir. Tehavvüle uğramıştır. Kimyasallarla çözülmek suretiyle dönüşüme tabi olmuştur. Fıkıhta merkep tuz gölüne düşüp tuz olsa hiçbir parçası ayrılamayacak. Şurası merkebin parçası, şurası tuz karışımı denemeyecek derecede tehavvüle dönüşüme uğrasa bunu yemek helal oluyor. Yani o tuzu. Dolayısıyla burada da asaletini kaybetmek, dönüşüme tabi olmak noktası. İkincisi, çoğunun sarhoş etmez, edip etmemesi. Maaskara kethiru fe kalilu haram. Çoğu sarhoş edenin azı haram olur. Burada çoğu sarhoş etmediği için, 20 şişe içsen sarhoş olmuyorsun. Bira öyle değil. Bira kafayı bulduruyor. Bunda çoğu sarhoş etmemekten dolayı. Efendim, o bilinen manada sarhoş edici alkol niteliği taşımıyor. Onun için haram diyemeyiz. Efendim, şüpheli meselesinden bazıları sakınırlar. Şüpheliden sakınmak iyi şeydir. Bir de sağlık sıkıntısı verdiği de sabit olduysa, bir de o caydırıcı sebeptir. Sakınmakta fayda var evet. Gazlılarda. Ama haram demek zor iştir. Anlaşıldı. Şimdi bir başka soruda, bu da benzer aile sorunları çok geliyor. Demek ki insanların bu tür sorunlara bir hayli fazla öyle anlaşılıyor. Annemle hiç anlaşamıyorum. Bana çok beddua ediyor. Onunla görüşünce hasta oluyorum. Günah olmasın diye istediklerini yapmaya çalışıyorum. Ne yapmalıyım? Meşru isteklerini yapmaya devam etsin. Sabretsin. Sevaba niyet etsin. Annesi ne kadar beddua etse de o hak etmediyse o bedduaları tutmaz. Annesi için iyi bir şey değil. Yüksirne lâne. Kadınların cehenneme girmelerinin ekseri sebebi lanet ve beddua çok yaparlar buyuruyor Buhari hadisi şerifinde. Dolayısıyla annesinin lanet ve bedduacılığına vaaz etmek, nasihat etmek lazım ama o nasihat ederse bir beddua daha alır. Onun için onu yine bir yabancılar vasıtasıyla konu komşu, kendi ayarında seviyesindeki yaştakiler tarafından etkilendiği kimseler varsa onlara işaret edip yani cehenneme gitmesin bu lanetlerden ve bedduacılıktan dolayı diye bir nasihata ihtiyacı var. Ama o da ona düşmez. Ona sabretmek düşer. Evham etmesin. Beddualar ona tutmaz. Çünkü tersine annesine tutar. Yani o hak etmiyorsa lanet sahibine döner. Yani ağızdan çıkınca dolaşır havada. Müstahakkını bulamayınca lanet sahibine döner. Bu çok büyük bir tehlikeli bir şeydir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ma bu'ithu la'anem. Ben lanet beddua yapan biri olarak gönderilmedim. Sonra, Allah böyle şeyleri sevmez. Ondan sonra lanet okuyanlar sizin iyileriniz olamaz. Çok hadis-i şerif var yani. Lanet bedduadan çok sakınmak lazım. Ama o evham etmesin. Yeter ki müstahak olacak bir şey eziyet annesine yapmasın. Evet. Hocam sünnetleri kılarken aynı anda farz namazda kılınır mı? Kılınmaz. Bunu işte bir İslami cemaat çıkarttı. Yani karıştırdı bıraktılar memleketi ya. Herkes aynı şeyi soruyor ya. Kazan varsa diyor
öğlenin sünnetinde diyor. Kazaya niyet. Son öğlenin kazasına niyet et diyor. Ya böyle şey olur mu? Farzla nafile bir niyette cem olmaz ya. Ya adama de ki sünneti kılma. Sünnet adama diyor ki aynı niyet yap. Ya aynı niyetle farzla nafile aynı niyette olur mu? O zaman batıl olur. Hepten boşa gider adamın kıldığı. Ama seni adama sünnetleri kılma diyebilmen için Şafii mezhebinde olduğunu sorman lazım. Şafii ise diyebilirsin sünneti kılamazsın kaza borcun varken. Hanefi'ye diyemezsin ki sünneti kılma. Hanefi mezhebinde sünnetleri kılmaya müsaade var kazası olan için. Ama 12 rekat teheccüd kılmasında 2 rekat kılar geri kalan kazaya ağırlık verir. O başka mesele. Ama sünnet kılma hakkı var. Şafii de caiz değil. Hiçbir sünneti kılamaz. Bunlar kendileri Hanefi. Hanefi millete fetva veriyorlar. Şeyhlerinden Şafii olan şeyhleri vardı eski. Şafii olan şeyhlerinin fetvasını Hanefi topluma dayatıyorlar. Böyle mezhepleri de çorba etmenin. Hoca efendi hani Şafii miydi? Yani yok. Daha yukarıda eski şeyhlerinden gelen bir Şafiilik vardır. O Şafiilikten gelenden mezhebi karıştırıyor. Kendileri ehli sünnet bir cemaattir. Takdir ettiğimiz bir cemaattir. Ama bu noktada bir yanlışlığa sevk ediyorlar halkı. Desinler ki Hanefiyseniz sünneti ayrı kılın, kazanızı ayrı kılın, kaza borcunuzdur. Zaruri ihtiyaçlarınızın dışında nefes bile almadan kaza borcunuzu ödeyin, her an ölebilirsiniz. Sünnetleri de abartmayın. 100 rekat hayır namazı, beraat namazı kılmayın mesela. 2 kıl. Ha böyle de Şafiyseniz hiç kılmayın. Her kıldığınızı kazaya niyet kılın. Fetvayı mezhebe göre ayırmak lazım. Hanefi adama sen sünnet kılma nasıl diyorsun? Bir de esas yanlış sünneti kazaya niyet et. Adam öğlenin sünnetiyle kazayı bir anda niyet ediyor. Bu sefer batıl oluyor farzla nafile cem olduğu için bir niyette. Esas tehlike burada. Anlatamıyorlar meramlarını yani. Biraz güzel tahlil etsinler konuyu. Doğru anlatsınlar. Hem sünnet hem farz bir niyette olmaz. Bir başka soru, bu ilginç bir soru. Akika kurbanı bayramda, yani kurban bayramında kesilen bir büyükbaş hayvanın hisseleri içerisinde olabilir. Olabilir. Çünkü Allah için olandan akika da sünnet niyetiyle, Allah'a tekarrup niyetiyle olduğu için olur. Et için olan hisseye giremez. Yani yedi hisseden birine ben kurban niyetim falan yok da veyahut da şeyim de vacip de değil veyahut da niyetim Allah rızasıydı, ben et alacağım buradan. Normalde bir hayvan kesemiyorum da bir hisse bana az düşüyor diye. O girerse bozar işi. Evet. Yoksa hakikeler dahil olur. Bir başka izleyicimiz de ben Samsun'un Vezirköprü ilçesi Saraylı köyünden Muzaffer Öztürk demiş. Antalya'da evlendim, orada yaşıyorum. Babam hastaydı, hastalığına gittim ama cenazesine gidemedim. Günah mıdır demiş. Yani şimdi hastayken gitmiş, bir nebi sıla-i rahim yapmış. Cenazesine gitse iyi olurdu. Manisi meşru mazeretleri varsa günah söz konusu olmaz gidememek hususunda. Ama ilgisizlikten, alakasızlıktan, duyarsızlıktan dolayı gitmemişse hani günah meseleleri böyle ayet hadis ister günah demek için. Ama sıla-i rahimi kesme, son buluşma, bir cenaze namazını kılma, bir dua yapma hakları da var. Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından cenaze meselesi. Bu babası olmakla beraber çok daha fazla bir hak terettüp ediyor. Yani günah demeyelim ama yanlış olmuş. Evet. Yanlış olmuş. Yani sıla-i rahimi kesmek olmuş. Hocam, cuma namazı kıldırmanın şartları var mı? İmam olmadığında cemaatten birisi kıldırabilir mi demiş. Kıldırmanın şartları var tabii yani. Orada şey lazım yani, imam olan kişinin izinli olması lazım. Tayin edilmiş olması lazım. İslam devlet tarafından veya o işe yetkili kıldığı bir kurum tarafından tayinli olması lazım. Ama imam yok, bir şey yok. Millet ortada mı kalacak cuma günü? O zaman cemaat birini tayin eder. Şu kişi geçsin dedim, öbürlerine rıza gösterdi mi? En ehil kimse. Yani birinin önerisiyle de olsa öbürlerinin rızasıyla tayin olur. Biri geçer cemaattan kıldırır. Hocam, 26 yaşındaki oğlum 2 ay önce vefat etti ama üstesinden gelemiyorum. Nasıl düşünmeliyim? Oğlum iyi midir? Şimdi iyi midir, kötü müdür biz bilemeyiz. Ama yaşadığınız gibi ölürsünüz. Başında konuştuğuma göre. Bu hadis-i şerife bakarsanız namazlıydı, abdestliydi, şuydu buydu, kul hakkından sakınırdı, kimseye zulmetmezdi gibi. Durumlara bakıldığı zaman ahiret hakkında bir fikir verebilir. Garanti vermez, ilim ifade etmez. Kesin bilgi ifade etmez bu. Emare kısmında kalır. Tabii ki içki, kumar, faiz, fuhuş yani her türlü şeyde de dahil ise zulüm, eziyet, kul hakkı önemli özellikle. Bunun da tabii iyi gittiğine bir emare yok. Ama yine de namazlı abdestli gidene kesin cennetlikti denemez.
sarhoş ölene, zinada ölene de kesin cehennemliktir denemez ehli sünnete göre. Kesin hüküm yok, hakkında ayet hadis yok. Ancak Firavun cehennemliktir, ayet varsa Firavun'a dersin. Bu kadar. Ebu Leheb cehennemlikse ayet varsa dersin. Geri kalan hakkında böyle bir durum vardır. Hani imanlı olduğunu bildiğimiz kişiler için. Ama adam Hristiyan, kiliseden kalkmış bu. Ha, ona da diyemezsin. Belki de cennetliktir. Ha, o şimdi o diyalogçuların lafı. O diyalogçular o işi ısıtıp ısıtıp efendim papaz, kardinal öldü. Nereye gitti? Bizimki de demiş ki cehennemin dibine demiş yani. O da aa estağfurullah. Niye? Efendim belki cennete gitti. Şimdi Allah ben şirki affetmem derken ayet varken sen belki de dedin mi bu niye benzer? Elif, la, mimin manası belli mi kesin? Değil. O zaman belki de orada içkiyi serbest etti ne biliyorsun? Müteşabihata girip de kalbi kayanlar diyor Kur'an'da. Kalplerinde kayma olanlar onların peşine düşerler. Ha sen şunu desen bu adamda iman etme emareleri vardı. Belki de gizli Müslüman mı acaba falan mı? Gizli Müslümansa niye açığa vermedi ki? Müslüman olmasını gizlemesinin sebebi mucibi neydi? İslam'da var mı öyle bir şey? Kilisede devam et papazlığa kendini gizle diye. Böyle bir şey mi var İslam'da yani? Niye gizlendi? Böyle bir ilim yokken, bilgi yokken belki de öyledir. Her gavuru belki de cennetliktir. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ama ben Müslüman hakkında konuşuyorum. İmanı olan Müslüman hakkında en kötü bir günah üzere ölse de bu cehennemliktir kesin ehl-i sünnete göre denemez. Evet. Bu kardeşimizin de Allah kalbine teselli bahşetsin, sabretsin, hamd etsin. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'a döneceğiz, Allah'ın mülküyüz, o aldı, o verdi, o aldı derse sabrından dolayı çok büyük sevap alacağı hadis-i şeriflerde vaat edilmiştir. Ve beşşir-i sabirin, böyle diyen, böyle düşünen sabırları müjdele Habibim buyurmuştur Kur'an-ı Kerim'de. Rabbim çok sevap alacak inşallah. Çünkü evlat acısı çok zormuş. Çeken bilirmiş. Biz de oğluna Allah'tan rahmet diliyoruz. Kabri nur olsun. Hepimiz günahkarız. Günahları da sevaba tahvil olsun. Müslüman hakkında bu duaları yapmamız caizdir. En iyisi sadaka versin. Oğlunun niyetine sevabını bağışlasın. Su hayrı yapsın. Bir kuyu muyu durumu müsaitse Afrika'da, Etiyopya'da kuyusuz veya Türkiye'de bir köyde su yok. Bu gibi. O kadar açılaman. Ufak tefek ekmek versin, pide versin. Fakirlere dağıtsın. Oğluna sevabını göndersin. Bu şekilde çok büyük teselli olur. Ve hayırlar da ona ulaşır. Ona da kabrinde sevap gider inşallah. Ama nasıldır, ne değildir onu bilemem. Yalnız rüya aleminde bir işaret gelebilir. Rüya alemindeki görüntüler ahiret aleminde hakiki hayatta olduğu için yalan ihtimali, şeytanın karışma ihtimali çok zayıftır. Hele bir de böyle abdesti falan zikir üzere yatıp gördüyse, onu ne halde gördüyse ona delalet eder diyor. Güleç gördüyse rahat olduğuna. Yani ona itibar edilir. Rüya aleminde o alemden bir işarettir. Böyle evet. Bir şeyler inşallah dua ederse görebilir. Şimdi bir önceki bölümdekine benzer bir soru var. Hocam misafirliğe gittiğimizde bize ikram edilen şeylerin haram yollardan temin edildiğini duyuyoruz. Bu durumda ne yapmamız uygun düşer? Efendim haram yollardan duyuyoruzdan ilim olmaz. Bu zandır. İnne zanne la hudimil hakkı şeya. Zan hak yerine geçmez. Haktan bir şey ifade etmez. Ondan sonra iclenim ukethiro mine zan. Zanların, tahminlerin, duyumların çoğundan sakının. Nebe'allazzannizmün. Bu zanlar, duyumlar, inanmalar çoğu günahtır. Ayet-i Kerime Hucurat Suresi. Onun için duyuyoruz da falan böyle evhamlanmamak lazım. Yani evet. Bir de insan rencide oluyor adamın ikramını kabul etmediğin zaman. Çok ayıp bir şey oluyor adama. Sövmekten beter oluyor. Niye gidiyorsun o zaman? Yani öyle adama gitme o zaman. Şimdi gitti ve gittim ben almayayım. Niye almıyorsun? Bir de derse siz haram yiyormuşsunuz da ondan falan. Eyvah haram yemekten beter. Ya milleti rezil etmenin bir lüzumu yok ya toplum arasında. Duyum aldım muyum aldım. Böyle evhamlı şeyler yapmasın halkımız. Şüpheli şeyden de kaçırın. Şüpheli şeyden kaçırın. Ama ne var o zaman ne diyorum? Pastasını, böreğini, kekini kendi götürsün çok helalsa malı. Bizim getirdiklerimizden bir ikram yani hepimiz yesek falan diye de bir laf atsın. Zaten misafirin getirdiğinden yedirmek iyidir. Zehir de varsa kendi de zehirlensin. Ondan sonra getirdiğinden versinler. Bu işi halleder. Daha çözüm yolu söylüyorum. Evet. İkramı kendi getirdiğinden yapsın. Ne yapalım şimdi? Şimdi bir hanım izleyicimiz... Tırnaklarda oje varken namaz abdesti olmaz. Olmaz efendim. Bunu kim dediyse de caiz değildir. Tabii, çünkü suya manidir. Altına su girmez. Burada konuşmuştuk.
Caiz diyenler de var herhalde. Aylarda. Evet, caiz ya cimin diyenler... karnı geniş. Arapçada böyle cim böyle yazılıyor ya. Böyle karnı geniş olduğu için önüne gelene caiz yani. Bu şimdikilerde bir de farklı hoca olmak için cevaz alanını çok genişletmeye başladılar. Caiz değil. Su geçmiyor çünkü. Evet. Urfa'dan bir izleyicimiz eşime para vermiyorum günah mı demiş. Kardeşim fe'alel mevlûdile urizgûnne ve kisvetûnne bil maruf. Maruf meşru yolla örfe göre çocuğun babasının, karının kocasının yedirmesi, içirmesi, giydirmesi, meskenini temin etmesi borcudur, hakkıdır diyor Kur'an. Bakara suresi. Para vermiyorsun ama yemeğini temin ediyorsan, içmeğini temin ediyorsan, giysisini temin ediyorsan, doğalgaz, kirada üşütmüyorsan, dondurmuyorsan, susuz kaldırmıyorsan, yani ihtiyaçlarını görüyorsan ayrıyetten para verme farz değil, vacip değil. Ama örfte para vermek, açlık vermek var. Sen örfe göre iş yapmazsan sıkıntı çıkar evde. Sıkıntı çıkar ama günah mı meselesine gelince... Sorudan öyle bir sıkıntısı yok gibi evde. Sıkıntısı yok gibi herhalde şey, ağlardan yani. Herhalde. Aşiret reislerinden olabilir. Ben günah demiyorum. Yediriyorsan, içiriyorsan, bakıyorsan günahın kalmaz. Ama örfe de uymak lazım. Yani haçlık falan bir şeyler vermek lazım. Sonra o da kocamdır nasıl olsa cebinden aşırmaya kalkmasın yani. İnsanı da günaha sokmamak lazım. Evet. Ama eğer geçimini, maişetini, şusuru busunu vermiyorsa o zaman günahtır. Eksik ediyorsa zaruri ihtiyaçlarını günahtır. Evet. Mesken temini, giyim, yiyecek. Bu gibi şeyler. Ama ben şu ayakkabıyı beğendim, şu elbiseyi beğendim, şunu beğendim, bunu beğendim. Adam onlara mecbur değil. Yani. Evet. Zaruret dışlarında vermese günah değil. Evet. Ama mürüvvette değil. Mürüvvetli adam para varken verir. Bir izleyicimiz de saç boyamak uygun mu diye sormuş. Saç boyamak dört şartla caizdir. Birinci şart, siyah renk haramdır. Kadın ilk ve siyah... erkek için konuşuyoruz. Evet. İlk siyah boyayan firavundur. Siyah boyamak erkeğe de kadına da haramdır. Siyah olmayacak. İkinci şart. Tabaka teşkil etmeyecek. Altına suyu geçmesine mani olmayacak. Abdest ve gusül meselesidir. Üçüncü şart. Boya maddesinin içerisinde necaset, İslam'ın pis saydığı şeyler bulunmayacak. İçerik bakılacak. Dördüncü şart. Bedene muzur olmayacak. Zarar vermeyecek sağlığa. Sağlığa zarar vermeyecek. Çünkü böyle kalitesizler varmış böyle. Bayağı bir sağlıksız, acayip şöyle. Bir de baş yani kimyasal şeyler falan. Bunlar da incelenmesi iyi olur. İslam bunlara önem veriyor. Bu dört şartı şartla caiz evet. Peygamber Efendimiz Miraç'a çıkarken her katta kimlerle karşılaştı? Hazreti Hüseyin şehit edilmeden önce yanına 16 Türk akıncısının geldiği doğru mudur diye. Ben Kerbela hadisesinde hususi bir sohbetim var birkaç saatlik. Siyer'i de inceledim Arapça eserlerden o zaman sohbetleri bir yaparken. CD'si de vardı Arifan Yayınları'nda. O çok önemli bir kıssadır. Orada böyle bir şey görmedim. Ama yani tahmin de etmiyorum neden. 16 Türk akıncı gelseydi Yezid'in ordusunu bozguna uğratırdı zaten. Yani de orada madem bir şey oldu, acıklı bir durum yaşandı. Yardımsız bırakıldı Ehl-i Beyt. Demek o 16 Türk akıncısı orayı dağıtırdı yani o Yezid'in adamlarını. Ben onu oradan da işaret anlıyorum ki böyle bir yardım yani gelmedi. Ayrıca tarihi açıdan da akıncı kavramıyla süre olarak akıncı pek uyum Türklerin bu... Müslüman ekseriyetin Müslüman olduğu dönem değil. Evet. Ondan sonra efendim Miraç'ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neler gördü? Bakın şu yani... kitabımı tavsiye o soru ben de gördüm. Ben Miraç hakkında hiçbir şey yazmamıştım. Çok sohbetlerim var. 3 saat, 3,5 saat CD'ler dolu. Şüphelahmet.tv'de belki vardır Miraçlarda. Uzundur o sohbet. Miraç dersi 3-3,5 saatten aşağı yapılmaz. Konuşuyordum. Yalnız bu kitap Efendimizin Mevlid kısa Mucize Hayatı. 700. Bunda o kadar ilim toplandı ki yani belki 30 kitaptan müstahni bırakır. Bunda bir bölüm söyleyeceğim. Çünkü Mevlid'de Berzenci. Mevlid Bahri'nde Miraç Bahri vardır ya. Evet. Bütün Mevlidlerde Arapça, Türkçe fark etmez. Bahır Bahir'dir. Miraç Bahri de vardır. Evet. Şimdi Miraç Bahri burada da yani bölümü diyelim Arapça'da Bahri demiyorlar. Burada da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte bir gece vakti uyanık haldeyken Mescid-i Haram'dan alındı falan. Burada 7 kat gökte gördüklerini soruyor kardeşimiz. Evet. Onların hepsi var. Sayfa veriyorum. Bu kitabı mutlaka. Burada çok ilimler var. Kitabın adını bir daha tekrar edin. Peygamber Efendimiz'in yeni baskı Mevlid herhalde. Kıssası ve Mucize Hayat. En son benim Mevlid Kandili'ne yetişti. Benim adağımdır. Her pazartesi sene. Gününe. Pazar yetişti. Pazartesi. 700 sayfa. Bunda o kadar ilim bulacaklar ki. Mühür-i Şerif'in resmini çizmiş eski ulema. Eski kitaptan buldum. Ona bakmanın faziletleri,
efendim bir bazı dualar var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in eline niyet edip kendi elini beyitleri okuyup sürmek. Bütün bir günlük koruma, vücuda, çoluğa, çocuğa, neler neler. Kitapta eşsiz ilimler var. Miraç meselesini söylüyorum. 512'de başlamış. 500 efendim bölüm başlangıcı 561. 512'de başlamış. 561. 48 sayfa. 48 sayfa Miraç bölümü vardır. Hani Miraç'ı ben 300 sayfalık kitap yazarım, 400 sayfa. O hazırlamadım ben Miraç kitabı. Mevlid'de geçen kadarıyla bir giriş yaptım buraya. O şey izleyicimizin sorusuna göre birinci kat semada Adem Aleyhisselam babasını görmüştür. Orada çok tafsilat var. Şimdi anlatacak vaktim yok. Kitapta izahat var. İkinci kat semada İsa ve Yahya teyze oğullarıdır aleyhisselam. İkisiyle görüşmüştür. Üçüncü kat semada Yusuf Aleyhisselam'ı görmüştür. Onun güzelliği neler falan hepsi yazıyor kitapta. Kısaca tabii. Dördüncü katta İdris Aleyhisselam'ı görmüştür. Beşinci katta Harun Aleyhisselam'ı görmüştür. Altıncı katta Musa Aleyhisselam o Miraç'tan inerken de namazı 5-5 indirme ve Musa ile Rabbim arasında Mevla'nın mekandan münezzeh yani Mevla'ya münacat ettiği makam arasında gidip gelmeler işte 5-5 namazın 50'den inme meselesi onlar hepsi kitapta var. Altıncı katta Musa Aleyhisselam onun için oraya iniyordu geri dönüyordu. Yedinci katta da babası İbrahim Aleyhisselam'ı görmüştür. Bunlarla neler konuştuğuna dair kısa da olsa kısa derken yine bir 48 sayfa malumat var. Bu kitaptan onları okuyabilirler. Bunlar Buhari Müslim'de sabit sahih hadislerdir. Yani bu görüşmesi, peygamberlerle görüşmesi sabit. Ayette de felâtekum fî miryetim min likâi. Musa'ya kitap verdik, onda ihtilaf çıktı diyor. Musa ile buluşacağından şüphe etme. Musa'ya kavuşacak, görüşeceksin diyor. Secde suresi. Ayet de buna işaret ediyor. Evet. Bir ara daha vereceğiz. Bu son aramız değerli izleyiciler. Ardından son 5 dakikalık bölümümüz var. Orada da sizin sorularınızı cevaplamaya devam edecek Cübbeli Ahmet Hoca. Kısa bir aradan sonra. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimizin son bölümündeyiz. Hızla sizden gelen soruları cevaplamaya devam ediyoruz. Zannediyorum sizin bir doğrultmamız var. O da Yusuf Çelener Hoca Efendi var bizim tefsir ekibinde. O hemen bakıyorlar, Allah razı olsun. Telefon ettiler. Diyor ki, zaten fıkıhta da cemi'u bedeni hürreti avretin. Hürre kadının bütün bedeni avrettir. Eli yüzü müstesna denmesinden de anlaşıldığı üzere. Ben de orada tereddüt ettim derken, fakat şimdi cevabı bakıldı fıkıhta. Yani cariye Müslüman da olsa onun avret yeri göğüsle diz kapağı arası. Onun başı avret değil. Nasıl ki erkeğin başı avret mi? Bize ben açıyorum başımı. Avret değil. İşte hürre kadında bütün bedeni avret kabul ediyor. Cariye hizmet etmekle mükellef olduğu için dizinden aşağı sulara girecek, yıkama, temizlik, getir götür falan ikide bir kafasını dolayamaz falan. Ona bir kolaylık sağlanmak üzere namaz da kılabiliyor öyle. Müslüman olsa namazı da kılıyor. Çünkü avret değil. Nasıl ki ben diz kapağımla göbek arasını açarsam namazım bozuluyor. Ama göbeğimin üstü açık namaz kılabiliyorum. Erkek olarak. Avret olmadan olmayan yeri açtığım için. Setre avret çünkü. Avret değilse onu örtmek de gerekmiyor. Onun gibi cariye de Müslüman olmakla değil. Azat olduktan sonra diğer kadınların hükmüne, hür kadının avretine o da tabi olur. Evet. Bir izleyicimiz... Dizlerim rahatsız, dua bekliyorum demiş. Hafızlık yapıyorum diye de eklemiş. Allah şifa versin, Allah hıfzını tamama erdirsin, zihin açıklığı versin. Kiracıyım, konut kredisi almak helal mi, haram mı demiş. Konut krediyle, kredilerin hiçbir helal olmaz. Ancak bir müessese alır da ona satarsa, al-sat muamelesiyle akit yapıldığı takdirde ev sahibi olmasına izin var. Demiş ki, kul hakkı yiyen hacca giderse kabul olur mu? Haccı kabul olmak ayrıdır. Haccın yükümlülüğü ondan düşer mi ayrıdır. Adam çalıntı parayla, haram parayla hacca gitse yine borcu düşer. Kabul olur mu? Olmaz. Kabul olmakla... Eşevel haccül mebrur, leysele ul cezaun lel cenne. Mebrur haccın cennetten başka karşılığı yoktur diyor. Mebrur hac, mebrur hac nedir? Ne diyor? Fela rafete, fela füsuk, fela cidâ filan. Haçta çekişme yok, müstehcen konuşma yok. Kadınlardan bahsetme yok, kadın erkekten bahsetme yok. Kadın da erkek konuşmayacak, cinsel manat. Sen şimdi böyle bir şeyler yaptın. Ondan sonra da haçında vazifelerini tam yaptın. Vazifede de bir ihmal etmedin. Veya kurban icap etti, kurban da kestin ceza kurban. Haçın tamam düştü. Ama men hacce felem yarfuz felem yusuk. Raci'a kevveledettum. Ne diyor? Hac yapıp da bu fasıklık, çekişme, kavga, gürültü, müstehcen konuşmalar yapmazsa, yapmadan haccı tamamlarsa
anasının doğurduğu gün gibi döner. Makbullük budur. Bütün günahların affolması. Mebrur haccın karşılığı ancak cennet. Bunlar makbullüğün yan gelirleridir. Ama sen haram paleni hacca gittin. Vazifeni tam yaptıysan farzını vacibini. Hac farizası borç düşer. Yani yarın sana ahirette haccı yapmadın diye özel bir cehennemdeki yanma cezası gelmeyebilir. Ama senin burada günahların af olmayabilir. Halbuki hacca söz var. Vel hac ile hac mükefferatü mâ beyneûn. Arayı siler süpürür. Ama senin günahların af olmaz. Haram parayla yaptığın için. Bunlar çok farklı şeyler. Yani namazda da aynı. İçki içen diyor 40 gün namazı kabul olmaz. Kılması mı? Sarhoşken kılmasın. Ayıldı kılacak. 40 günde ayılmaz mı adam? Kıldı, kıldı ama... Borç düşer. Borç düşmek başka, makbul olmak başka. Evet. Günahını sildirmez. Cennette mükafat derece verdirmez. Böyle şeyler var. Şimdi aslında seferi ilk ilgili kısım var ama arkadaşlar süre bitti diye işaret ediyorlar. Son bir dakika. Bu onu, bir dakika içerisinde... Şimdi yok onu bir dakika toparlayamayız. Çünkü, çünkü bir izleyicimiz demiş ki ben kurban da Kastamonu'ya gideceğim. Farz namazlarımı iki rekat mı kılacağım demiş. Yani hangi haller evet, seferi icap eder? Yani şimdi konusu, bunu herhalde o şimdi Kastamonu'ya değil Rize'ye de gitse aynıdır. O tabii Kastamonu şey. Adam dedi ya. Kastamonlu olduğu için. Ya dedi ya Rizeliler efendim şeyde müezzin 5 dakika evvel ezan okumuş. Müftülük de ilan ediyor. Orucunuzu ey Rizeliler orucunuzu kaza edin güne gün olarak Ramazan'dan sonra ezan erken okumuş. Sehven falan. Adam da Almanya'dan arıyor. Ben de Rizeliyim. Ben de iade edecek, kaza edecek miyim diyor. Şimdi ona dönmediler. Şimdi Kastamonu. O bizim gelen mesaj sizin tam okumanız için okuyorsunuz onu. Tabii. Şimdi bu seferi mesafeye gidilme noktası. Seferi mesafeye giden namazı iki kılmak zorunda mıdır? Hanefi'de nasıldır? Şafii'de nasıldır? Veyahut köyüne dönen, vatanına efendim, ana yurdu, ana babası sağsa, ölüyse, evi varsa, yoksa falan farklar vardır. Bunlar kafayı bu karıştırmayalım. Önümüzdeki haftaki inşallah ilk soru. Bundan bir detaylı gireriz. Evet. Hakikaten önemli bir mesele. Evet. Efendim teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Değerli izleyiciler bu haftanın da sonundayız. Önümüzdeki hafta Cuma gecesi Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbette saat 20.25'te sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Bizim arkamızdan Gökhan Taşkın gece hattında sizlerle birlikte olacak. Hoşça kalın efendim.